Evet, merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar bugün de. Dün gerçekleştirdiğimiz AutoCAD ile proje geliştirme konumuzun devamı olan Revit ile proje geliştirmeyi bugün anlatacağız sizlere. Saat şu an 08, yani 20.00. Bir iki dakika sonra başlayacağım Revit ile ilgili konu anlatmaya. Hem sohbet edelim, hem kendimi tanıtayım, hem de girişatımızla ilgili konudan bahsedeyim sizlere. Revit nedir diye soracağız. Autodesk ile Revit'in anlamı, BIM'de Revit ne anlama geliyor, kavramlarla ilgili biraz sohbet edeceğiz. Daha sonrasında Revit'le ufak bir proje çizeceğiz ama aklımızda bulunsun. Revit'le çizdiğimiz proje bitmeyecek. Yarın dediğimiz gibi bu 3 günlük bir şölendi. 13, 14 ve 15 Kasım tarihleri arasında. Dün AutoCAD ile proje geliştirmeyi yaptık. 2 saat sürdü. Çok iyi verimler aldık. AutoCAD tarafımız çok iyi gitti. Bugün AutoCAD'de tasarladığımız projenin Revit'le modellenmesinden bahsedeceğiz. Ve yarın devamı gelecek. Yarın da tasarladığımız Revit'le bitirdiğimiz projenin post production ve 3D Max olarak alacağız. Bugün ve dünü, yani 13-14 Kasım'da sunan ben Ceyhun Ürcan'dı. Autodesk bölümünde gönüllü olarak çalışan, expert olan. Yarın yine başka bir expert arkadaşımız Serdar Akan Düzgören tarafından verilecek olan Max eğitimi var. Onun saati biraz farklı. Sorular hızlı geldiği için biraz hızlı giriş yapayım dedim. Yarın gündüz 14-16 arasında webinarımız. Bugün Revit'imiz ise 20-22 arasında. Aklınıza takılan tüm soruları ekranınızda bulunan questions bölümünden sorabilirsiniz. Ama sorular için son 10-15 dakika veya gerekiyorsa son 20 dakika cevaplamaya çalışacağım. Dinleme özen gösterelim. Sorularımızı not alalım. Sohbetimiz daha devam edecek. Ondan bahsedeyim. Biraz kendimden bahsedeyim. Daha sonra konuyla ilgili devam edeyim. Ama ekranımı şöyle tekrar masa durumuna getireyim. Hemen. Biraz formda bahsedeyim. Autodesk Türkiye, autodesk.com üzerinden Türkiye topluluğunda bizler sürekli olarak aktifiz. Sizlerle olmak için varız. Ondan biraz bahsedeyim. Bizler kimiz? Elimi sekmeden açalım. Birçok dalda, Autodesk'in birçok ihtiyaçlarında Türkiye tarafında sizlerin soru ve cevaplarını karşılıyor olacağız sürekli. Buradaki bölüm AutoCAD forumları, Revit forumları, Inventor forumları, Max forumları ve kurumun lisanslama olarak 5 farklı forum var. Sadece bunlar da değil, unutmayın. Topluluk etiketleri bölümünde aklınıza kalan tüm sorularla ilgili haftanın 7 günü 24 saat soru sorabilirsiniz. Muhtemelen ben olmazsam, diğer arkadaşımız olmazsa başka bir arkadaşımız mutlaka sizin sorunuzu yanıtlayacaktır. Burası sizlerle birlikte gelişen bir yer. Çok fazla soru geliyor. Onlarla ilgili sürekli sohbet ediyoruz. Bu forumları kullanabilirsiniz aktif olarak. Sorunuzu buradan sorabilirsiniz. Özelden yazabilirsiniz. Başka neler yapabilirsiniz? Ondan biraz bahsedeyim. Forum tarafımız burada. Hemen diğer soru tarafım, şahsım adına bugünkü konudan bahsedeyim. Ceyhun.com diye bir web sitem var. Burada Facebook, Twitter, Google, Instagram gibi konulardan iletişim bölümünden yine ceyhun.com üzerinden veya ceyhun.gmail üzerinden her türlü soruyu haftanın 7 günü 24 saat sorabilirsiniz. Kendim bir eğitimciyim. AutoCAD, Navisworks, Revit ve Showcase eğitimlerini veriyorum. Yaklaşık olarak 10 yıldır bu meslekteyim. Çok iyi bir eğitimciyim. Gerçekten şöyle söyleyebilirim. 7 yıldır hem CAD konusunda uzmanlaşmak hem de eğitim vermek çok ayrı bir yetenekti. Bizler bunu başardık. 1,5 yıldır da çok bir soru geldi. Mesleklerde çok soru vardı. Ondan biraz bahsedeyim. Ne yapıyorsunuz mesleğinizle gibi sorular vardı. Özel bir firmada haftanın 5 günü gün içerisinde veya bazı özel günlerde CAD yazılım desteği veriyorum. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi gibi üniversitede AutoCAD eğitimi anlatıyorum. Bunun yanı sıra birçok firmaya da danışmanlık hem Revit'te hem Navisworks'te hem AutoCAD'te danışmanlık hizmeti veriyorum. Aktif olarak birkaç noktada eğitim verdiğim gibi sizlerin yerinize de eğitim veren biriyim. Yani sürekli sizlerle birlikteyim. Hani bunlarla birlikte ne var? Toplulukla birlikte şöyle bir durum var. 1,5 yıldır bu toplulukla birlikteyim ama birkaç önce aldığım dünya genelinde çok az olan Autodesk Expert Unvanı'na sahibim. Şundan bahsedeyim.
expatriate olmak gerçekten çok, çok zor bir iş. Çok emek sarf etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi dünya gene çok sınır sayıda verilen bir ünvan diyelim. Bu ünvana benim vakıf olmak çok önemliydi. Ve sonunda da aldım. Bugün sizlerle birlikteyim. Dediğim gibi 3 gün boyunca etkinliğimiz devam ediyordu. Ben bugün sizlere Revit'i anlatacağım. Revit'e biraz giriş seviyesinden başlayacağım. Dün AutoCAD'e biliyoruz kavramıyla devam ettik. Yani AutoCAD'i biliyoruz diyerek oluşturduk. Bugün Revit'i biraz daha sıfırdan başlayanlar için anlatacağız. Revit çok yeni bir konu. Ülkemiz için çok ciddi yeni bir konu. Ama tasarım açısından çok önemli. Biz şöyle söyleyebilirim. Neler yapıyoruz ondan bahsedeyim. AutoCAD ortamında temel dediğimiz çizim mantığında bir şeyleri modelliyoruz. Örnek vereyim, bir ev, bir tasarım, herhangi bir şey modelliyoruz. Daha sonra bunu Revit'te 3D model, yani 3D model haline getiriyoruz. Daha sonrasında bu ikisini koordinasyon edilir program var. Adını Navisverse diyoruz. Navisverse'de bunun iş planlamasını, iş akışını, zamanlamasını gerçekleştiriyoruz. Ve en sonunda kafamızdaki tasarım bittikten sonra Makes olan, yani görsel tasarım olan, post production olan konuya, yani Serdar Akan Düzgören'e yarın gidiyor olacağız. 14-16 arasında. Bunu unutmayalım. Bir de bizim için Serdar Bey'in bugün özel bir yazısı vardı. Ve çok da ciddi anlamda söyleyeyim size. Bugün nereden bahsediyoruz zaten, hemen şöyle ekranımı kaydırayım size. Sizlere özel bir şeyden bahsedeceğim. Hemen şöyle hızlı geçiş sağlayayım. Geldi mi? Merak ettiğim bir konu vardı. Evet. Bir indirim kupondan bahsedeceğim size arkadaşlar. Bu indirim kuponu nedir? Ekranda görebiliyorsunuz. Şöyle ben size yaklaştırayım. 11'in 17'si tarihine kadar geçerli. Sadece sizlerin izlediğini varsayarak konuşuyorum. Sizlerin başkalarının paylaşmayacağınızı bildiğim için konuşuyorum. Autodesk Max 2016 başlangıç eğitim seti, Max için yine V-Ray eğitim setleri ve genel tasarım eğitim setleri, Revit eğitim setleri ve Navisverse AutoCAD eğitim setlerinin hepsini indirim kuponundan yararlanabilirsiniz sizler. Dediğim gibi çok kısa bir süreçte var. Kuponu paylaşayım. 3 karne Y F M 1 V. Tekrar paylaşıyorum. 3 karne Y F M 1 V. Bu indirim kuponuyla birlikte ne yapıyorsunuz? Hemen şuraya. Burada gördüğünüz Serdar Akan Akademi'den, Altus Expertise Logo Akademi'den, Max kitabını ve diğer tüm setleri satın alabilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Bunlarla birlikte aşağıda gördüğünüz gibi Navisworks eğitim setleri, Revit eğitim setlerini hepsini buradan vakıf olabilirsiniz. Aklınıza kalan tüm sorularında kendi forum sistemden, Facebook'tan ve Twitter'dan sorabilirsiniz. Her hafta bir bülten yayınlıyoruz. Bültenimize abone olup gerekiyorsa bültenden her haftalık akışı alabilirsiniz. Download'dan indirme yapabilirsiniz. Burada paylaştığım tüm şeyleri aynı zamanda download üzerinden indirebilir bölümlerden paylaşıyor olacağım. Bunları izlemesi çok önemli. Zaman zaman eğitimler düzenliyorum. Eğitimleri paylaşabiliyorum. Eğitimlerimi de sizlere mail atabilirim tarihlerini. Eğitim takvimlerini görebilirsiniz. Yakında başlayacak olan bir eğitimim var. Ondan bahsedeyim. Durum bu oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi yani biz kimin sorusu için herhalde daha açık olmuştur. Biraz dünden bahsedeyim. Dün AutoCAD ile ilgili bir proje geliştirmesi yaptık. Hemen AutoCAD arayüzünü açalım. Nereden bahsedeyim, neler yaptık. Hani o çok fazla gündeme gelmişti. Bir tasarım oluşturduk bizlere. İşte mimari tasarım oluşturduk. Ama şöyle bir... Evet. Dün AutoCAD tasarladığımız şey buydu. Birazdan bunun aynısını devir tasarlayacağız. Sorular geliyordu. Bu çizim nereden? Bu çizim kimin? Bu çizimle ilgili sorular geliyordu. Ondan bahsedeyim. Normalde ben size direkt kendi çizimlerden bir tane sunabilirdim. Onu yapmadım. Sizin sürekli internet takip ettiğiniz bir forumlar var biliyorum. Orada bir mimari tasarım sormuşlardı. O tasarım buydu. Ben de sordum bu tasarımı yapalım mı diye. Evet, bu tasarım seçildi. Yani bu tasarım üzerinden niye gidiyorsunuz sohbetine vakıf olan arkadaşlar söyleyeyim. Sadece sizlerin tercih ettiğim tasarım. Ben başka tasarım da yapardım ama bunda karar kıldık. Bunda devam ettim. Bu tasarımı yine dün AutoCAD'de yaptık. Bugün dediğim gibi bunu ne yapacağız? Revit'te modelleyeceğiz. Revit'te 3D Max haline getireceğiz. Revit'te güzel bir çıktı haline getireceğiz. Revit tek başına bitmiyor. Evet, bugün size
konudan bahsedeyim, Revit anlatacağız. Yani Revit Architecture'dan bahsedeceğiz. Revit mekanik ve elektrikli, yani map başlığı altı olan kısımlarına çok fazla bahsetmeyeceğim. Hatta hiç bahsetmeyeceğim diyebilirim bugün. Vaktimiz yetmeyeceğini düşünerek söylüyorum. AutoCAD 2013 kullanılıyor, 2016'dayız. Evet, Revit 2016, AutoCAD mi 2013'te soruldu? Ondan biraz bahsedeyim. Dediğim gibi birkaç tane farklı noktada bilgisayarlarım var. Hangisinde daha rahat ettiğim ondan bahsediyorum. Yani ben bazen 2013 rahat ediyorum, 2013 kullanıyorum. Bazen 2015'te rahat ediyorum, 2015 kullanıyorum. Bu bir süreçtir. Gelelim asıl konumuz Revit'e. Artık bundan sonra Revit konuşalım. Bir kere, şimdi hepimizin kafasında bir Revit durumu var. Hani Revit nedir, ne değildir muhabbeti var. Ondan biraz bahsedeyim sizlere. Revit yapı tasarım programıdır. Yani BIM algısında, Building Information Modeling'de, yani BIM algısında çok önemli bir eserdir ama kafamızda hep şu var. Revit deyince aklınıza BIM geliyor. Hayır, BIM gelmesin. BIM bir olgunun bütünü. BIM'in içine AutoCAD, Revit, Showcase, Navisworks, numara vermek bile bir BIM'in parçasıdır. BIM bir algının bütünüdür. Revit bu işi kolaylaştıran bir noktadır. Revit'in amacı nedir? Revit yapı tasarımını veya diğer tasarımları parametrik olarak sizlere sunar. Parametrik çok akıllıdır. Siz ona ne verirseniz karşısına alırsınız. Yani örnek vereyim. Duvara bir kalınlık verdiniz. İşte sıvadır, şudur budur. Ölçmesiniz. Bunların hepsi size ölçecektir. Binanız bitti. Yine Revit içerisinde Autodesk'in koyduğu Robot Structural ve Green Bullet Studio, yani bizim en çok enerji modellerinden için kullandığımız, bu binanın ömrü, bu binanın yaşı, kütlesel ağırlığı, dışarıdan aldığı güneşle ilgili sampet ayarlarının hepsini yapılabilen bir ortam Revit. Yani Revit size birçok şey sunabiliyor. Yeter ki sizler doğru parametrik değeri doğru bir şekilde Revit'e yükleyebilir. Tek farkı bu. Bir de güzel bir avantajı var Revit'in. Benim en çok kullandığım avantajı şu. Örnek vereyim. 40 katlı bir binanız var. Revit'te modellediniz. Daha sonra duvarın bir tanesi kayma gerçekleşti veya bir oda yerinden kapandı. Size hemen haber veriyor. Diğer bu katın hepsini eğer doğru Revit'te tablet kullandıysanız, doğru tabletle doğru koordinasyon sağlıyorsanız, tek bir hareket ile 40 katta aynı değişikliği yapmaya vakıf oluyorsunuz. Bu bence muazzam bir şey. Dediğim gibi biz Revit Architecture anlatacağız. Revit Map derslerimiz de var. Onlar farklı zamanda gerçekleşecek. Map ile ilgili mapping gidişatına da vakıf olacağız. Sadece dediğim gibi Revit mimari tasarım değil. Evet, uzun kadar mimari tasarım diyebilirdik ama son bir yıldır mekanik ve elektrik anlamında çok fazla şey sunuyor. Mekanikte fire, yangınla ilgili splitlerden tutun da elektrikte kablo tavasına her şeyi yapabiliyor. Yapmadığı küçük bir anekdot. Hani Revit ne yapmıyor sorular geldi. Revit sadece şunu yapmıyor. Revit kablo çizmiyor. Şöyle kablo çiziyor ama Revit Türkiye standartlarında bir kablo çizmiyor. Onu gözden kaçırmayalım. Yoksa Revit'in yapabileceği bir şey yok. AutoCAD ile Revit aynı platformda seyrederken diğerleri daha farklı platformda seyrediyor ama biz de unutmuyoruz. Temelimiz AutoCAD'dir. Bunu geliştiriyorsak Revit bizim için mükemmel tasarımdır. Max beraberinde size görsel tasarım sunacaktır. Bu üçünü biliyorsanız, yani bizim 13, 14, 15 Kasım'daki konularımıza vakıfsanız, bizlerden yardım aldığınız sürece de her zaman elimizden geleni yapacağız size. Göreceksiniz ki piyasada tanınan, sevilen, zamanın içerisinde öne çıkan kişi olacaksınız. Yani mümkünse üçünü bilmeniz ama en azından iki tanesini biliyor olmanız gerekiyor tasarım için. Hemen geçiş sağlayalım sizlere. Revit'i. Ben Revit'i açtım. İlk önce böyle gelecek karşıma. Dediğim gibi bugün biraz daha sıfırdan başlıyoruz gibi düşünün. 2016 açıyorum bu arada. Hemen bir giriş dersinden önce size bir şey söyleyeyim. Bu çok önemli bir konu çünkü. AutoCAD'de bir şey vardır. Üst versiyonu çalıştığınız alt versiyona dönüşebilir. Bir problem yoktur. Yani örneğin 2015 AutoCAD'de çalıştınız. 2015 AutoCAD çalışıyorsunuz. Daha sonra bunu karşı tarafa attınız. Oranın da 2011 2012 bir AutoCAD'i var. Hiçbir problem yok. Bunu açabilir. Yeter ki siz doğru dönüştürme yapın. Ama Revit'te maalesef ve maalesef bu kavram şu an açılmış değil. Bu kavram şöyle. Ben Revit'in 2016 versiyonu tasarımı yapıyorsam bir daha geri dönemiyorum. Tasarımım artık 2016 gidecek. Karşı tarafa gönderdiğimde de 2016 olacak. Yani şöyle
Ofisimden bir tanesi 2015 kullanıyor benim. Diğeri 2016 kullanıyor. 2015'te çizdiğimi karşı tarafa attığımda açıp çalışabilirim. Hiçbir problem yoktur bununla ilgili. Ama 2016 tarafında çalıştığım ofisimden 2015'e bir şey gönderdiğimde maalesef ki onları açamayacaklar. Şu an için geriye dönme kavramı yok Revit'te. Belki ilerleyen sürümlerde gelecektir. Belki ilerleyen sürümlerde olabilir. Ama şu an için öyle bir şey yok. O nedenle dediğim gibi bizler konuya hangi sürümde yaklaştığına dikkat edelim. Bazen internetten indirdiğinizde açılmayacak. Bunun sebebi dediğim gibi versiyon farklılığından kaynaklanıyor olacaktır. Üst versiyon kullanmakla ilgili problemimiz var. Soranlar için söyleyeyim. Çünkü çok soru geliyor bununla ilgili. Hangisini kullanayım? Hangi Revit programına vakıf olayım? Sadece şöyle söyleyebilirim size. Şu an 2015 yılındayız. Tasarımımız 2015. Birçoğumuzun. Ben 2016 programına bakmayın ama bütün birçok mimari tasarım ofisleri, birçok mekanik yapı tasarımla ilgili uğraşan firmaların hepsi 2015 Revit'i kullandığını unutmayalım. Yani 2016 kullanan evet mutlaka vardır ama genelinde 2015 olduğunu söyleyebilirim size. Belki Ocak ayından sonra 2016 diyebiliriz ama şu an ciddi bir oranda 2015 var. Yani siz ne indireceğiz sorusuna 2015 cevabını vermek herhalde doğru olacaktır. Revit'in bilgisayardan buradan gerek açı sağlayabilirim. Yani başlangıç ekranından veya Revit üstüne basarak açı sağlayabilirim. Buraya kadar geldik. Ne var burada? Oradan başlayalım. Project var, Open New, template var. Dediğim gibi Revit template üzerine kurulu bir sistem. Yani iyi bir template'iniz yoksa maalesef güzel sunum olmuyor. Bir tane başlama sorun. Sonra ben kendi projeme devam edeceğim. Open dediğim ya da New diyeyim. Özür dilerim. New diyeyim. Birkaç tane template gelecek. Archicad, Structural ve Mechanical. Farkları var mı? Evet var. Her birinin farklı özelliği var. Bunu unutmayalım. Bir template'iniz varsa buraya kendi template'inizi tanımlarsanız. Daha sonrasında template tanımını göstereceğim sizlere. Bir template tanımladığınız zaman buraya direkt başlatabilirsiniz. Archicad diyelim. Project ve Project template olması çok bir fark yok. Project'te kalabilirim. OK dedim. Yeni bir oluşturmak uzun sürdüğü için bundan kaynaklanıyor. Hemen geldi. Yeni bir proje template'iniz vardı. Archicad üzerine geldi. Hani bununla ilgili bir şey vardı. Bir tane hemen geldi. Bize yeni açıldığında unutmamız gereken noktadan bir tanesi şu. Hemen başlangıçta ne yapmamız gerekiyor? Bizim konulara vakıf olmamız lazım. Yani öncelikle hedefimiz ne oluyor ne bitiyor bilmemiz lazım. Kısa tavsiyem şu olacak size. Şimdi internetten proje indireceksiniz Revit ile ilgili. Forumları takip ediyorsanız benim çok paylaştığım Revit library kütüphanesi var. 1, 2, 3 olarak yani indirebilir kütüphaneler. Arkadaşımız ona ürün indirdiği zaman kendi projesinde Unix kavramı falan taşıyormuş. Unix'leri ayarlamamız lazım. Bunu nereden ayarlıyoruz? UR kısa komutuyla. UR kısa komutuyla Project Units. Yani şuradan hemen bakın hangi dizisinin olduğunu görebilirsiniz. Birçok izinler Revit Family'leri İngiltere'den olduğu için iç kavramına girecek. Bunları buradan indirdiğinizde dair başlangıçta da yapabilirsiniz. Bunu daha sonra da yapabilirsiniz ama başlangıçta yaparsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Proje çalışması açısından milimetre seçerseniz başlangıç için iyi olacaktır. Project Units'i buradan ayarlayabiliriz. OK diyelim şöyle. Buradan OK deyip çıkış sağlayabilirim. Peki nerede bu? Hani bu soru çok gelecek. Project Units aynı zamanda üst menülerde de var mı? Evet, üst menülerde de var. Manage başlığı bunun için ideal bir noktada. Project Units'i istersek kısa komutu bilmiyorsak buradan da vakıf olabiliriz. Project Units'i basıp da vakıf olabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Başlangıç ekranı oluşturuyoruz. Project Browser'ımız burada. Properties burada geldi ama bunlar olmayabilir sizin açtıklarınızda. Bunlar çok önemli konular. Yani ekran bu şekildeyse ve siz böyle çalışmayı da seviyor olabilirsiniz. Ne yapmanız lazım bunu?
açmanız lazım bunları. Açmanız lazım ki kullanabilirsiniz. Hemen ondan bahsedeyim. V bölümü bunun için çok idealdir. V'nin altındadır zaten bu. V bölümünde şurada User Interface. Bakın burada açılabilir şeyler var. Biz neyi açmamız lazım? En çok Project Browser. Hangi katlarda? Floor planlar, ceiling planlar, elevationlar, legend, scheduled, family gibi konular hepsini buradan vakıf oluyoruz. Bir de properties yani ürünlerin ayarları yapacağımız bir konu var. Mesela sağ klikte de properties var. User interface'de de properties var. Her ikisini buradan seçebiliriz. Unutmayın. Mesela arşitekten bir duvar çizelim. Wall dedik. Bir duvar çizelim şöyle. Yaklaştım duvarıma. Ekranda herhangi bir şey seçili değilse Properties'de floor plan yazacak çünkü biz floor plan penceresindeyiz. Eğer ben bunu seçersem hemen basic wall genel 300 duvar olduğunu varsayacak. Yani seç neredeyim sorusunu soranlar için söylüyorum. Unutmamız gereken şey şurayı takip ediyormuz lazım. Properties'iniz her zaman açık olması lazım. Başka ne var? Ondan bahsedeyim. Aktif olan yani daha koyu olan level seçili durumuna şunu seçerse bakın level 3 aktif olan durumda. Ceiling plan zaten yok. Elevation'lar var bir de bizim. En çok dikkat ettiğim rakam bir tanesi. Bakın level 2 ve level 1 elevation'ları olduğunu söylüyor. Bunları değiştirebiliriz. Bir de bu ürünü, yaptığımız ürünü 3D mod olarak görmemiz lazım. İlk Project Browser'ımızda 3D modda görünmüyor. Bunun sebebi şu, biz daha bir sayfa açmadık. Bir sayfa açıp modelimizi 3D olarak görmemiz lazım. Onu da yukarıki menüden, hemen bastım, yukarıki menüden ev işareti var şurada. Default 3D view basarak ürünümüzü buraya getirdik. Başka ne yapabiliyoruz? İstersek buradan Hidden Line, Shaded veya realistik diyerek de duvarın gerçek renklerini görebiliriz burada. Bakın hemen buraya 3D diye başlığı altında bir bölüm açıldı. Buraya kadar tamam diye tahmin ediyorum. Konuya her şey okey diye tahmin ediyorum. Başka ne var? Ondan bahsedeyim. Bir duvar oluşturabildik. Duvar değiştirmeye göreceğiz bir arada. Duvar nasıl değiştirmek diye gidiyor. Ama en çok dediğim gibi devam eden kolay bir tanesi şu olacak. Bunu oluşturduk. Kat oluşturma ile ilgili soru gelecektir en çok. Mesela bir görünüşten bahsedeyim. Benim level 1, 0, level 2, 4 neyken bir tane yeni level çiziyor olacaksam nereden çizebilirim? Architecture bölümü altından level yazan bölümden kısa komutu LL. Hemen şöyle kendine bir şöyle şuradan seçtiğim ve level 3. Bunun level'ını değiştirebilirim. Şöyle tıklatıp üzerine 8000 diyebilirim. Benim burada oluşturduğum level artık floor planlara level 1, level 2 ve level 3 yani kat 1, kat 2, kat 3 aynı zamanda ceiling planları var. Kat 1, kat 2 ve kat 3. Ben buraya 100 tane de girebilirim. Buraya da floor planla ceiling planında 100 tane kat oluşumu olacaktır. Bu kat oluşumlarıyla ilgili en çok soru şöyle geliyor. Nasıl oluşturabilirim? Bu ürünü isterseniz sağdan klik. Custom mı diyerek aynısını oluşturmaya vakıf olabilirsiniz. Başka ne yapabilirsiniz? İsterseniz dediğim gibi ürünler seçiliyken Peak Light seçeneğiyle offset yapabilirsiniz. Veya buradan Array komutunu kullanarak yukarıya doğru kaç tane istiyorsunuz o kadar yapabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin elinizde olan şeyler. Hani bundan çok fazla bahsetmek istemiyorum. Nasıl kat oluşturur? Çünkü bunları biz forumda, Autodesk Türkiye topluluğu forumunda Revit bölümünde oldukça anlattık. Hani bunlara özellikle girmek istemiyorum. Şimdi devam edecek olursak, mesela bu penceredeyken ne göreceğiz? Properties'ten bahsedeyim veya Elevation'ten bahsedeyim. Disiplinimin architecture olduğunu söylüyor. Ben de çünkü
tabletimi RStack olarak açtım. Yani farklı bir tablet açsaydım farklı olacaktı. İstersen buradan da Structural, Mechanical, Electrical, Plumbing olarak değiştirebilirim. Yani istersen tüm ürünleri, katların Level 1 ve Level 2'yi sadece Architectural diyebilirim. 3'ü ve 4'ü mekanik olarak çalışabilirim. Bunlarla ilgili çok fazla şey var. Workshop oluşturma ile ilgili çok soru gelecektir. Onlardan bahsedeceğim birazdan. Bir de genel ekran ayarları. Yani ekranda bir ayarları var. Evet, AutoCAD kullananlar biliyordur. Ekranımız siyah bizim, burada beyaz. Beyaz olmasının avantajı daha çok var. Evet, göz yoruyor olabilir ama beyaz olmasının avantajı var. Ama yine de değiştirmek isteyenlerle ilgili sorayım. Söyleyeyim. Şurada application, Revit application bölümü var. Buradan options'a girip sırasıyla save 30 dakikada bir oldu söylüyor. User interface'te şurası çok önemli bir durum. Yukarıda görünen architecture, structure ve system bölümünde var ya mekanikle ilgili. Onlar bunlar buraları kapatarak ve açarak sizler buradaki üst tablodaki menüyü kaydırabilirsiniz. Grafik penceresinde background beyaz ya, siz bunu istediğiniz renk yapabilirsiniz. Sadece okey demeniz yeterli. Background'ınızı ben şimdi yapacağım çünkü benim yapma sebebim ben beyaz seviyorum. Ama siz isterseniz background yerine grafik penceresinden seçip değiştirebilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir şey gerek yok. File location, işte burası bizim için çok önemli. Biz buradan yapıyoruz. Hani hatırlarsanız projenin başlangıcında new dediğimizde 3-4 tane konu çıktı ya, construction tabletler vardı hatırlarsanız. Hangi tabletle çalışacağınızı seçtiniz ya. Örneğin sizin firmanızın kendine ait tableti var. Kendine ait bir varsayım var. Tablet nedir? Ondan biraz bahsedeyim. Tablet sizin belirlediğiniz ayarlarda çalışabilir. Bunlar görünsün, bunlar görünmesin diyebilirsiniz tablette. Bunların hepsi size kalmış. 3-4 tane tablet var. İsterseniz bunu Family Tablet bölümünden, şurada bakın göreceksiniz file lokasyonlar. Kendi tabletinizi buradan koyabilirsiniz. Kendi tabletinizi buraya ekleyebilirsiniz. Veya Family'leri çekeceğini seçebilirsiniz. Yani burası file lokasyon bölümü sizin. Şurada hemen geri geleyim. Delete butonundan New dediğinizde gelen bölüm. İsterseniz buraya kendinize oluşturabilirsiniz. Tablette neler yapılabiliyor? Ondan biraz bahsedeyim. Manage'e bastım. Manage butonuna bakalım. Neredeymiş ona bir bakmam lazım. Evet. View tablet diyor ya. View'in altında. Manage view tablet dediğinizde sizin tabletinizi, seçili olan tabletinizi özellikleri buradan görebilirsiniz. Örneğin shadow olsun olmasın. Background'ın rengi tabletinize göre. Her tabletin farklı background rengi olabilir. Her tabletin scale'i farklı olabilir. Bunun hepsi size kalmış. Yani scale'iniz bu tablette 1/100 iken diğer tablette 1/50 olabilir. Tabletler sizin alt şablon dosyanızdır. Unutmayın. Buradan ayarlayıp kapansın, açsın diyebilirsiniz. Şurada birçok tablet için ayarlar var. Tercih hakkı sizlere kalmış. Bunlarla ilgili gibi burada çok fazla bakmamış anlatmayacağım ama diğer tarafta oldukça anlatacağım sizlere. Aklınızda bulunsun. Şimdi burayı kapatayım. Ben bizim olan, benim başlatacağımdan devam edeyim. Tablette gördüğümüze göre, tabletlerle ilgili daha devam edeceğiz bu konuyla ilgili. Kendimin hemen şuradan, Levit başlangıç tamam mı? Evet. Ev proje diye bir şeyimiz vardı. Açalım şunu bakalım. Evet. Ev proje olan şeyler. Çünkü evimizi modelleyeceğiz. Birinci katlı, ikinci katlı çatı kat olarak modelleyeceğiz. Modellemek çok basit. Gerçekten Revit'te bir şey modellemek, kapı oluşturmak, hepsi bir kütüphane. Revit bir Lego. İyi kullanırsanız bu Lego'yu müthiş tasarımlar yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Tasarımlarınız hem çok iyi olabilir hem de kendinizi çok üst segmente çıkartabilirsiniz. Yeter ki biraz istekli ve hevesli olun. Yeter ki biraz bir miktar konuya hizmet edin. Şimdi ben 3 kat yapacağım için kendi tabletimi oluşturmuştum dün. Sizlere anlatmak için. Dünkü evimden, hani dünkü ev konumuz vardı ya şu kimlerde. Bu evi yapacağım.
Yani beni izlemenizi tavsiye ederim. Eylül bunun süresinde size birkaç tane püf vereceğim. Çok böyle işinize yarayacak. Kullanırken ya ilk öğrenmişim dediğiniz noktalar olacak. İlk bir kullanıyorum dediğiniz noktalar olacak. Dediğim gibi bizler sizlere eğitim vermek amacındayız. Ama aynı zamanda piyasada iyi şartlarda iyi bir revizçi olun, iyi bir revit konusu olun diye uğraşmaktayız. Bunun için her zaman buradayız. Sorularınızı Coinsys bölümünden sorabilirsiniz. Ben orada sürekli değil ama dersimizin son 10-15 dakikasında sorularınızı ayıracağım. Kendime ait bir şey oluşturdum. Birinci kat sıfırdan, ikinci kat üçgeni kodundan, üçüncü katta yani çıtı katımızda Eylül kodundan oldu. Bir elevation'da gördüm. Birinci kat bölümüne geldim. Birinci katta görünüşlerim vardı. Hemen duvar çizmem gerekiyor. Duvarla başlayacağım. Birkaç şey eşit yapacağım duvar çizerken. Bunları da zaman içerisinde göreceğiz. Nerede yapılabilirim? Mesela kendim için söyleyebilirim. Ben duvar çizeceğim. Wall sekmesine bastım. Veya kısa komutu VA deyip de oluşturabilirim. VA dedim. Hemen Properties'te Basic Bold iç duvar çıktı. Basic Bold iç duvar çıktı. Duvar çeşitlerini Properties'ten görebilirim. İstersen cam duvar, istinat duvarı, her şeyi buradan görebilirim. Dış duvar da var. Ama ben bunu istemiyorum. Şurada dış duvardan bir tane alayım. Dış duvar çizeceğim. Ama dış duvarının da bana uyumlu olsun, kullanmaya uygun olsun dediğim için edit type'ına gireceğim. Dış duvar değil. Kendi ait dış duvar olsun isteyeceğim. Duplicate, yani bu ürünü kopyalayacağım. Yenisini isim vereceğim. Dış duvar diyeceğim. Dış duvar 40 diyelim. Dış duvar 40 olsun. 40 santim diyelim. Okey dedim. Structure'ın editine gelip tool olduğunu söyleyeyim. Bunun da 45 yerine 40 yapalım şöyle. Okey dediğimde artık bakın preview diyelim. 40 santimlik bir tool'a kaplı duvarım olduğunu bahsettim. Okey diye çıkış sağladım. Artık kendime ait basic wall, dış duvar 40 santimlik bir Revit duvar komutum var. Ben bunu daha sonra istediğime göre değiştirebilirim. Yani proje bitti. Arkadaşlar ki 40 olmasında 35 olsun. 35 olmasında 25 olsun, 20 olsun, 13 olsun. Hiç fark etmez. Tek bir tuşla bütün hepsini değiştirebiliyorum. Şimdi başlayalım mümkünler. Peki birinci kattayken çatı kata kadar gitsin demem lazım. Çünkü taça karşıcam. Çatı katına kadar çizeceğim. Lokasyon başlangıç noktası. Yani çizginin şurada sağından solundan, finish eksiyonundan nereden baksın? Wall center line. Orta noktası benim için önemliydi. Orta noktasına çizmeye başlamam gerekiyor. Şöyle projem burada olduğunu varsayıyorum. İlk hemen çizmeye başladım. 870 olduğunu biliyorum. 870 yazdım. Daha sonra göreceksiniz zaten. Daha sonra ne var? 1140. Görünmüyor diyeceksiniz. Şöyle diyelim şöyle. Evet. Ürünümüzü böyle görebiliriz. Ölçelim. ...1140... ...870. Wall center olduğu için biraz farklılık olacak. Yani total rakamları farklı görecek ama göreceksiniz totalde daha farklı şeyler olacak. Şimdi bundan devam edelim. Tekrardan wall deyip şöyle ya da şöyle yapabilirim. Bakın bunu istersen şöyle copy de diyebilirim. Move da diyebilirim. Mesela copy deyip orta noktasına tutup şu tarafa doğru atıyorum. 1140 atarsam kendisi otomatik olarak oluşturacaktır. Ya da yine wall sekmesinden ayar oluşmak yerine çünkü çok fazla şey kullanmak için söylüyorum. Şu ürünü seçip istersen mirror pick axis'ten veya draw axis'ten şeyi seçebilirim. Dış çerçevemizi oluşturabilirim. Şöyle kendi ait bir şeyler oluşturdum. Dediğim gibi devam ediyor olayım. Mesela başka neler var? Odalarımı oluşturmam gerekiyor. Oda yapacağım bunu. Bu arada birinci katta çizdiğim konudan bahsedeyim. Ölçülerim biraz daha farklı bir ölçüne göre çalışacağım.
Çünkü dediğim gibi bahçe katı falan da yapmayı düşünüyorum. Şöyle bakalım. Şöyle kutu oldu. Gördüğümüzde shaded diyelim. Kırmızı oluyor diyelim. Aynı zamanda sağ görünüşlerine bakalım. Evet, çatıdan daha uzun bahsediyorum. Çatı katının geçtiğim için hemen şöyle yapacağım. Bir farklılık olsun diye. Bunu şöyle aşağı doğru çekebilirim. Daha sonra ale ile bunu uzatabilirim. Hemen kilitleyebilirim. Tekrardan şöyle üçgen olarak baktım. MA dedim. MA komutu bizim için aynı sekmede. Birçok farklı şeyler deniyorum. Hani bugün deneme sebebim farklı. Deneme yapıyorum sizler için ki farklı şeylerden görün diye. Böylece bütün görünüşlerimden de aynı düzende olduğunu görebiliyorum. Bunun farklı yapmamın sebebi şu. Sizler görün. Hani hem görelim hem de konuya vakıf olun diye. Daha sonra neler yapacağım bu konuyla ilgili? Şunu bitirdim varsayıyorum. Gideceğim ben orta akslarına orta duvarlarını çizeceğim sizler için. Bunu şuradaki iç duvarlarından bahsedeyim. İç duvarlarım biraz daha farklı olsun diye. İç duvar iki tane yapacağım. Biri 20, biri 40 olsun diyeceğim. Hemen gelip architect'ten wall diyeceğim. Şunu hemen diyeceğim ki iç duvarlar, evet iç duvar. Edit type dedim. Duplicate dedim sizin için. İç duvar 20 dedim. İç duvar 20'nin de editini şuradan 15 değil de 20 yapacağım. Okey dedim. Yeni bir iç duvarımız var. Hemen şuradan iç duvar çizmeye başlayacağım. Ne kadar sonra iç duvar çizeceğim? 420 saat sonra iç duvar çizeceğim şöyle. Bir tane iç duvar oluşturdum. Bunu da daha sonra tekrardan aynı komuta wall, basket wall demek yerine bunu seçip sağa klikleyip create sim var diye de bunu bu iç duvarı aktif edebileceğim. Mesela bunu seçtiğim iç duvar çizili. Şurada bakayım var mı? Evet. İç duvarım var zaten. Bunu seçtiğim başka ne yapabilirim? Heh. Tekrardan create sim var deyip 300 santimlik bir şey oluşturacağım şurada. Farklı tasarına yaptım. Şimdi bunlar iç duvarı, basic bu iç duvar olmuş. Edit type dedim. İç duvar 15'ti. 20'liği azıcık okey demedim, unuttum. Şimdi tekrar ben 20'lik yapacağım bir tane. Şurada ürünü seçtim. İç duvar edit type dedim. Duplicate dedim. İç duvar 20 olsun. Bunu da 20 dersek şu 15 yerine ve okey dersek evet. Bunu da 20 yaptık. Bu 20 bu 15. Öyle olmaz. MA komutu hareketteki gibi. Bunu buna benzetleyip istersek evet. Bu da 20, bu da 20. Zamanla falan fark edeceğiz. Başka ne yapacağız? 280 santim sonra burada bir tane daha duvar çizeceğiz. Ben öyle çizdim, sonra keseceğim zaten. Bunlar da ara duvarlarında benim daha küçük olduğu için 15 yapmayı düşünüyorum. Yine AutoCAD'den gelip duvar komutu iç duvar seçebilirim. Veya bunu iç duvarımda edit type duplicate iç duvar kaç yapalım? Hadi 10'du zaten büyükü. 10 yap olsun bugün de. 3 var 10 diyelim. Buna da diyelim ki 10. Bunları bu arada anlatmıyorum. Hani 10 santim, 10 böyle bu da daha fazla şeyde structure'da araya şu arada daha ne bileyim sıva gibi atacaksak, daha farklı bir materyal atacaksak ekleyebiliriz. Yani et kalınlıkları değiştirebiliriz. Hani bunlar bize kalmış. Ben şu an daha spesifik bir şey yaptığım için 10 yaptım. Mesela buradan yukarıdan 280 santim sonra şöyle şuradan şuradan şu tarafa doğru bir yapı çizdim. Daha sonra bununla birlikte devam edip şuradan da şu tarafa doğru çizdim. Daha sonrasında yine buradan devam edeceğim. Bol dedim. Şuradan sonra yukarıya doğru 280 santim yine geldim buraya bir tane çizdim.
Daha sonra burada aynı hizalayıp buraya sizin. Revit'te hizalama ve diğer konular çok iyi çalışıyor. Hani oldukça kolay bir şeyi hizalamak, bir şey oluşturmak oldukça basit. Yani yeter ki sizler isteyin. Mesela ben bunu yaptım. Bunun ilgili bunu 10 yaptım. Bu hoşuma gitmedi. Bunlar hoşuma gitmedi. Hemen bu iş duvarı diyebilirim ki seçim edit diyebilirim. İşte bak onu istersen editinden tuğlasını 15 dersem bakalım. Okey dedim. Okey dedim. Hepsinin otomatik olarak 15 olduğunu göreceğim. Yani artık hepsi beraber değişmiş olacak. Edit tab diyelim. Bakın width 15. Yani artık 15'lik bir yapıya sahip. Onu unutmayalım. Başka neler yapabilirim bu ile ilgili? Hemen şöyle bir duvarım oluşturdum. Daha aralara bir dünya şey atacağım ama şöyle bir kavramdan bahsedeyim. Şöyle bir tane de asansör için şu koridor yapacağım. Şöyle bir tane de duvar atayım. Küçük bir duvar olsun. Daha sonra bu istediğimi oynayabilirim bu arada. Şöyle bir tane attım. Evet, bu da dünküne yakın bir benzer bir şey olsun. Şu an oluşturdum ama devamı var. Dediğim gibi şurada 3D modele bakıp yapabilirim. Ha, şundan bahsedeyim. MA diyeyim. Bir iki karışık olmuş. Onlardan bakayım. Hemen bir düzeltmemek hem birkaç nokta var. Onu düzeltip hızlıca. Evet, şöyle. Bu arada kat yüksekliği ile ilgili dediğim gibi değişiklikler yapmamın sebebi şuydu. Sizden önce birkaç tane kat oluşturdum. Template'de birkaç ayar yaptım bugün. Onlara farklılıklar şimdi yansıyor. Hani bu şekilde düzeltme problem yoktu. Sizler de böyle düzeltebilirsiniz. Şuradan nereye gittiğini görebilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir problem yok. Şimdi mesela birinci kat için bir silik plan oluşturmamız gerekecek. Bir alt tabağı oluşturalım. Ve bunu daha sonra yukarıya kopyalayalım. Birinci kat için oluşturduğumuzu varsayıyorum. Şimdi ne yapacağız? Hemen göstereyim. Bir floor plan düzenleyeceğiz. Şuradan, floor'dan şöyle hemen birinci kat için bir floor deyip floor architect bir zemin için bakın şöyle floor architect seçeceğiz. Bastım. Bir farklı bir moda geçti. Bu da sketch modu. Revit'te sketch modu var. Yani şunlar Finish Edit mod ve Cast Edit mod olduğu sürece çiziminiz sizin ne modda olacak? Çizilebilir sketch ortamında olacak. Sizin bir şekilde çizmeniz lazım. Burada Modify yani Draw bölümü aynı zamanda olacak. Draw'da neler var ondan bahsedeyim. En çok kullanılan bir tanesi Line vardı ama burada Peak Line ve Peak Boss var. Duvar tanımı var. Mesela duvar tanımına bastım. Bunun dıştan dışa vereceğim varsayıyorum. Şöyle bir tıkladığımda göreceksiniz ki dıştan dışa bir floor plan için bir şey çizdi. Şurada görebiliyor musunuz pembeyi bilmiyorum. Buna oluşacağım. Floor döşeme 12 demişiz. Bizi döşeme 12 iç olsun. Şu dışarıdaki iç floor döşeme 12 olsun. Veya istersen edit type'ından da bunu değiştirebilir. Duplicate edip 12'lik değil daha farklı. Yani onluk bir şey yapabilirim. Bu tamam bize kalmış bir şey. Bastığımda Finish It modlarında eğer herhangi bir yer açık değilse yani tamamen kapalı kutu haldeyse oluşturacak. Eğer kapalı kutu değil de farklı bir tasarım varsa ne yapacak? Bana diyecek ki hayır yapamazsınız diyecek. Basalım. Gördüğünüz gibi en altta
Şurada modellerle bakalım. Şöyle biraz da çevireyim size. Hepsini çizdiğim ben. Orbit kavramından. Şöyle bakın, alt tarafta bir oluşturuldu. Ne yapabilirim ben bunu istersen? Şuradan alt tabanı seçip Pro döşemeyi yukarıya ikinci kata ve üçüncü kata şöyle seçebilirim. Evet. Şimdi oluşturdum. Yani birinci katta vardı. Artık ikinci katta da benim, şöyle çevireyim sizlere, shaded diyelim. Evet, ikinci katta da bir floor, bir döşemem var. Döşemeyle ilgili soru gelecek. Ondan biraz bahsedeyim. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum çünkü çok fazla konu var. Araya da yaklaşmak üzere. Bir 10 dakika sonra ara vereceğim arkadaşlar. Benim şunlar için şöyle F8 diyelim. Evet. Şimdi son attığım döşeme, floor döşemesi için bahsediyorum. Benim bunu alt tarafı şu görmemesi lazım. Bunun için ne yapmam lazım benim? Bu döşeme seçilirken join geometri bölümü var. Join geometri tek tek yapmak yerine multiple join seçeneği yaparsam bunları şöyle hepsini birlikte edebilirim. Ama evet, sorun değil. Yapılmış dedi zaten. Bunları bu şekilde edebilirim. Devam edeceğim bununla ilgili. Hani konuya şimdi boş bırakmanın sebebi daha basit hali var. Yani join geometrilerine çok basit hali var. Şu aradaki şeyin sizlerin görmemesini de isteyebilirim. Birbirine sıvama yöntemleri çok fazla var. Birinci katım da bitti benim. Hani hızlıca geçmek için söylüyorum. Başka ne yapılabilir? Ondan bahsedeyim. Bunlar bitti. Asma tabağı koyabiliriz. Asma tabağıyla birlikte çok farklı şeyler yapabiliriz ama bir hemen kapılarımı koyayım. Kapı koymakla ilgili ne kadar basit olduğunu görün. Hani konunun kapı koymadan sonraki halinden bahsedeyim. Örneğin door deyip bir kapı koyacağım. Hemen burada door bölümüne bastığımda burada hazır kapılarım var. İki tane double glass ve single olarak iki tane kapım var. Eğer kapı daha fazla kapı istiyorsam, daha farklı kapı koymak istiyorsam load family'den basıp istersen US metriğin altından burada hepinizin yüklediğini tahmin ediyorum. Load family'nin yani başlangıçta kurulumun aşamasında load family vardır. Ama load family kısmı yoksa, kurulmamışsa, bastığında US metrik bir kanala gelmiyorsa forumda en son yazım, bu haftaki yazım yüklenmeyen familylerle ilgili bir durum vardı. Onlar yerine ne yaptık? Yüklenmeyen familylerin nasıl yüklenebileceğini orada anlattık. Eğer sizde bu nasıl yoksa o arada Office Türkiye Toplu Forumu Revit bölümünden, Revit başlığında Revit yüklenemeyen familylerle ilgili konuyu inceleyebilirsiniz. Mesela burada doğru seçeneği var. Buradan istediğiniz doğruları seçebilirsiniz arkadaşlar. Birçok model var. Tercih sizin cam olan, farklı single olan her türlü şekilde doğru var. Bunlar burada olduğu gibi, Load Family'de olduğu gibi sizlerin dışarıdan yükleyeceği birçok family olduğunu unutmayalım. Ben yüklemeyeceğim çünkü yükleme sebebim benim var şu an kullanmakta olduğum. Double Glass'tan bir tane aldım. Bunu kullanmak istediğimi belirttim. İstersen bunu Edit Type deyip bu camın birçok özelliği değiştirebiliyorum. Cam böyle. İstersen bakın thickness değerini, yüksekliğini 220 yerine daha farklı bir şey yapabilirim. Bakın 220 bastığımda şu gördüğünüz, bakın şurada mavi yandı zaten. Mavi eksende height'in ne olduğunu, mountain komple trim, daha sonra width, bakın width'in ne olduğunu, yani kapının genişliğini, her şeyi buradan ayarlayabilirim. Parametrik değer dediğimiz, yani Revit'teki özel bu. Bu bir family. Bir kere kuruyorsunuz, daha sonrasında kullanıma bağlı değiştirme şansınız var. O kadar fazla şey yapabilirsiniz ki bununla ilgili tasarım mükemmelliğe doğru gitmek için parametrik değeri doğru girerseniz çok önemli. Bir de burada construction bölümü var. Construction interior, yani neye vakıf olduğundan bahsediyor. Exterior ve interior olduğundan bahsediyor. Ben bunu dış kapı olarak kullanacağım şimdilik. Hani dış kapı kullanmaktansa hani bu hoşuma gidiyor. Bugün bunu hoşuma gittiği için bunu kullanacağım. İstediğiniz değişiklik yapabiliriz. Değişiklik yapmazsak bakın ürün dışarıdayken bu haldeyken bahsedeyim. Herhangi bir yere koyamayacağınız için hemen yuvarlak ve sıkıntılı bölüm diyor. Yere koyup koyamayacağıyla ilgili bilgiler verebilirsiniz. Ben buraya koyacağım. Bir de mesela bu noktaya koyarken
soru gelecek. İç yönü dış yönü uzun space şu var ya, bakın space şu bunu çok aktif. Şöyle istediğim şeyi koyabilirim. Ben kapıyı oluşturduğum an direkt bakın kapı geldi. Burada istediğim kadar da 53-75 ortalığı koydu. İstersek bunları tıklayarak da kapının kaç metrede ne kadar santim olduğunu belirleyebilirsiniz. Daha sonra devam edeyim kapı koymaya, bu kata. Bu kata kapı koymaya devam ediyorum şimdi. Neler koyabiliriz? Hemen ondan bahsedeyim. Tekrardan door kapı dediğim. Double glass yerine single dediğim. Bakalım single'da. Hemen gelirse single seçelim. Single kapıyı seçtim. 90x210. Dediğim gibi bunun da bir edit type'ı var. Edit type'ın burada da bir farklılığı var. Interior kapı olduğunu, 2 boy olduğunu, width'inin 90 olduğunu, yani şuna tıkladığında göreceğiz. Width 90, 2 kapı olduğunu göreceğiz. Bu kapıyla isim değiştirebiliriz. Sorun yoktur ama ben hiç kullanmayacak kapı değiştirdiğini bakmamadığı için sadece kapıyı seçip burada kapı koyacağım. Space şu dediğim gibi bakın space yön belirleme için. Benim kapım böyle açsa daha kârlı olur. Yukarıdan 30 olduğunu görebiliyorum. Bıraktım. Kapıyı bıraktım ve artık kapım burada. Şimdi bunu gördüğünüz gibi istersem şurada tıklayarak aşağı mı yukarı mı açacağını, sağ mı sol mu açacağını belirleyebilirim. İstersen buradan 30 santim yani duvarda 30 olduğunu belirtebilirim. Bu tamam bana kalmış. Tekrardan kapı koyacaksam gidip door dememe gerek yoktu. Ne vardı? Ürüne sağ klikleyip create similar diyerek de artık kapımı aktif olarak kullanabilirim. Space'e bastım bakın yön için 30 olduğunu belirttim. Oldukça iyi bir kapı oldu. Daha sonra buraya geldim. Şuradan bahsedeyim. Evet. Şöyle bir işlem daha koydum. Burası da gayet güzel oldu. Daha sonra buraya gelelim. Şöyle tekrardan kapı koyacağım. Evet. 30'a koydum. Buraya da aynısını yerleştirebilirim. Veya istersen bu kapıları seçip mirror'ından da çevirebilirim. O mirror'ı çevirmektense ben seviyorum tek tek koymayı. Çünkü Legolaşma maddesi dedim ya artık çok rahat da koyabilirim. Bakalım şöyle. Şu taraftan koyacağız. Yok şöyle yapacağım. 30 diyelim şöyle. Evet. Şöyle dibe de koyabilirim ama. Evet. 0 koydum. Şunu ben hemen şimdi çevireyim şuradan. Pardon. 30. Bunu nasıl yaptım sorular. Ok tuşları aynı zamanda sizin hareket edebilir noktanız. Yani ok tuşlarına da gidebilirsiniz. Bunu tutup mirror ax derseniz, bunu da mirror derseniz yukarıya doğru olduğunu söylersem her yanlış olur. Evet. Benim ilk katımda, birinci katımda kapılarım şu an koyuldu. İstersen bu kapıları böyle kaydırabilirim. İstersen bunlara buradan kaç oldu? 50 olsun da diyebilirim. Rahatlıkla yön verebilir. AutoCAD'de bunlar biraz daha zor hatırlarsınız. AutoCAD'de biraz daha scale etme konuda, stretch etme konuda daha farklıydı ama burada çok daha basitçe anlatılmış durumda. Hani o yönden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her ok tuşum benim 10 milimde bir ayarlamış durumda. Yani 10'a 10'lar gidiyor bilim olarak. 11 milim gidiyor. Sizler istediğiniz şekilde konumlandırabilirsiniz. Tercih hakkı sizin belirlediğiniz formatta bir template olacak. Benim belirlediğim formatta template bu şekilde. Hemen 3D modelden bakalım, neye benzediğinden bakalım. Şöyle bir kapı bu hale benzemiş. Şöyle evimizin etrafına dönelim. Şöyle görünmüyor. Görünmemesinin sebebinden bahsedeyim. Göreceksiniz birazdan. Bu kapıyla ilgili bayağı bir sohbetimiz olacak. Orbitini şöyle azar çevirelim. Bakın içeride kapılar görünüyor. Birazdan içeride gezmeyi, kapıları kartlara kopyalamayı, kapılarla birlikte birçok şey öğreneceğiz. Canlılarla ilgili birçok şey öğreneceğiz. Burada hepsi ne zaman? Ne zaman arkadaşlar? Şimdi kısa bir ara vereceğim. 10 dakika ya da 8 dakikalık bir ara vereceğim. Sizler bu ara sonunda kafanızda biraz daha netleşsin. Siz de projenizi varsa çiziyorsanız bir belli bir aşamaya daha gelin. Aradan sonra devam edeceğim. Şöyle bir şey söyleyeyim. İkinci bölümü kaçırmayın. Bugün Revit'te birkaç yenilik var. Sizler için hazırladığım. Bunların hepsini tek tek sunacağım sizlere. Şimdilik şöyle bir yaklaşık bir 8 dakikalık bir çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü çok uzun tutacak konu kaçıyor. 8 dakikalık kısa bir ara vereyim. Daha sonrasında hep birlikte devam edelim. Ne dersiniz? Hepimiz birlikte konuya devam edelim. Ara oturumumuz başlamak üzeredir.
ana oturum boyunca sizlere video sunmak yerine vakitli olsun diye rahat bırakayım. Sizleri böylelikle son hale getireyim. Hepinize teşekkür ederim. Aradan sonra tekrar görüşmek üzere diyorum. Evet, merhaba arkadaşlar, tekrardan ikinci oturumumuz şu an başlamak üzere. Arada kontrol ettim, sohbet geldi. Sorularınızı gördüm, bazılarını. Hepsini tek tek cevaplayacağım. Bütün sorularınızı istenlikle yanıtlamaya çalışacağım. Şundan bahsedeyim. Sorularınızı aklınızda tutun, yazın. Birazdan son 15 dakika tamamen size vereceğim. Birkaç soru gördüm. Detaylıca anlatacağım konuları ama dediğim gibi detaylıca anlatacağım. Kapılarla ilgili sorular gelmiş, dünkü projelerle ilgili sorular gelmiş. Hepsini biraz anlatmayı düşünüyorum. Şu projemizi bir bitirelim. Birkaç püf anlatayım. Dersin sonuna doğru olan kısımda projemizi zaten nelerden bahsettiğimi göreceksiniz. Rahatlıkla devam edeceğiz. Tekrardan ben hızlıca geçiş yapayım konumuza. Eğitimimizi daha doğrusu geçiş yapayım. Teşekkür ederim bu yorumlar için. Oldukça kişi katıldığını öğrendim az önce. Hem de oldukça sohbet ettik. Yani çok beğendim, çok teşekkür ederim. Şimdi bir konu vardı, hemen devam edeyim. Bunlar birinci katta oluşturduğunuz, az önce, aradan önce oluşturduğunuz birinci katta duvarlardan bahsedeyim. Şurada bir kapı vardı. Dünkü projeden örnek devam ediyorduk zaten. Bunu alıp create similar diyerek yenisini hali oluşturabiliriz. Tercih hakkı bizim. Ya da hiç oluşturabiliriz. Buraya merdiven vesaire yapacağız. Birazdan kat çıktığımı falan yapmaya çalışacağım. Evden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım sizler için. Sorularınızı almaya devam edeceğim. Son 15 dakika aklınızda bulunsun. Çünkü çok fazla mail geliyor. Sorumu neye cevaplamıyorsunuz diye. Sorularınızı question bölümüne yazabilirsiniz. Onların hepsini birazdan cevaplayacağım sizlere. Birinci katta oluşturdukları bakalım. İkinci katta oluşturdu mu? Tabii ki hayır. Bunları bizim ikinci kata taşıyor olmamız lazım. Çok güzel bir özellik var Revit'te. Birbirine benzeyen nesneleri bir kere seçebiliyorsunuz. Bunlar nasıl oluşuyor diye sorarsanız. Örneğin bunu seçip bir tanesini, bir kapı modelini, single flush kapısını seçip sağ klik, mouse'unu sağ klikinden daha sonra Select All Instance, bütün projedeki mi yoksa görüntüde ikilileri mi seçeyim, birbirine benzeyenleri diye soruyor. Ben de diyorum ki Visible in View, görüntüdeki birbirine benzeyen kapıları seç dediğimde bakın sadece bunları seçti, bunu seçmedi. Bu çünkü başka bir kapıydı. İkinci katı bunları kopyalamam lazım. Peki nasıl kopyalayabilirim? Hemen ondan bahsedeyim. Clipboard bölümünden şurada copy bölümüne bastığımda artık aktif copy'de seçim olan nesneler var. Paste bölümüne gelip selected level bastığımda save the project demeyi unutmayınız diyor. Çünkü ben projemi kaydetmişim. Hemen save diyelim. Şöyle kaydetmişim. Yani Ctrl Save bastırmışım. Hemen geldi. Select level birinci kat değil, ikinci kata kopyalayacağım. Çatı katında böyle bir şeye ihtiyacım yok. Okey dedim. Artık burada bulunan bütün kapılarım ikinci kata geldiğinde de dıdıt burada görebileceğim. Burada görememe sebeplerim şurada pencerelerim olacak. Pencerelerim olacağı için dünkü çizimi altlık kullanmadım. Birazdan onu anlatacağım. Altlıkla çağırmakla ilgili anlatacağım. Rahatlıkla buradan görebiliriz. Şimdi kapılarımıza koyduğumuza göre mümkünden devam edelim. Ne koymamız lazım? En önemli şey bir pencere. Pencere de aynı kapı gibi çok basit. Kolon da çok basit. Diğer konularda böyle istediğimiz konular aklımızda kalan mimarda olan şeyler çok çok basit. Ama dediğim gibi Türkiye'nin çok ciddi anlamda kanayan yarası Revit'te filmini oluşturmak. Çünkü Revit'te çok fazla kişi filmini oluşturmayabilmiyor. Mesh modelleme yapmayabilmiyor. Bununla ilgili çok fazla sıkıntı çekiyoruz. Bizler çok az kişi olduğumuz için işler yapmaya çalışıyoruz ama çok ciddi bir yoğunluk var. Ama özel talebiniz olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Elimden geleni yapacağım sizlere. Elimden geleni yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi birinci kata tekrar gelelim. Floor plan'dan devam ediyoruz. Çünkü floor plan bizi çizim için bir cam koyması yapmam lazım. Cam yapmam lazım. Hemen zaten burada görünüyor. Duvarlar, kapılar ve camlar. Camlara kısa komutu VN, ister VN butonu basarak, isterse kapıya basarak tıklatabiliriz. Yani butona basarak bastım. Window için 1-2 window seçeneği vardı. Hemen buradan geldi. 3'e 3'lük
metrin bir cam olduğu geliyor. Ya da istersen Lord Fenway'den yine US Metric adı altında mesela nedir? Camlar için oluşturulan bir şey varsa burada mesela istersen window deyip farklı window'dan seçebilirim. Neler var mesela? Farklı cam tasarımları var. 3'e 3'lük kullanacağım. İstersen daha farklı kombinelerden kullanabilirim. Yani birçok cam modeli var. Hepsini istediğim gibi kullanabilirim. Cam modelleri tamamen bana kalmış. Hani benim inisiyatifimde olan bir şey. İstediğimi seçip yükleyebilirim. Vitrin diyebilirim. 3'e 3'lük open diyebilirim. Ki var diyecek zaten bende. O nedenle ben ne yapıyorum? Hem kez 3'e 3'lük bir cam seçebiliyorum. Camı seçtim. Koymam gerekiyor. Soru geliyor. Biz bu camı değiştirebilir miyiz? Tabii ki değiştirebilirsiniz. Edit type deyip edit type'ına bastık ürünün neler yapılabilir? Mesela camla ilgili bir görsel geldi hemen yanında. Burada bu görsel nereden çıkıyor sorusu şu previews kapalı veya previews açıksa görebilirsiniz. Tercih hakkı sizin. Hani bu tamamen size kalmış. %90'lık bir cam. Bu camla ilgili şöyle parametrik yerler cam, glass, kapı paneli kapıya koyulacağından bahsediyor. Yüksekliğinin 190 olduğunu bahsediyor. Bakın tıkladığımızda göreceğiz zaten şurada maviyi de gördük farkındaysanız. Bu arada olduğunu söyleyecek. Vitrinin 100 olduğundan bahsediyor. Şurada vit bölümü var. Bunları istersek değişir. 190'a 100 değil de 200'e 100 yapabiliriz. Tercih hakkınızın hiçbir problem yoktur. Bilebilir yani bu camla tüm değişikliği yapabiliriz. Aynı zamanda ne yapabiliriz? Camın yerden yüksekliğini ayarlayabiliriz. Şu alanı bakın görebiliyor musunuz? Bizim oluşturduğumuz yerden yüksekliği derken ne var yerden yüksekliği? Döşemeden sonraki yükseklikten olduğunu söyleyebiliriz istersek. İstersek başka şeyleri baz almasını söyleyebiliriz. Trim Project bakın şu ufak ufak çizgilerde hepsinde bir anlam var. Exterior olduğunu her şeyi bu family olduğunu unutmayalım. Nereye ilgili hepsini seçebiliriz. Tip markından tutun da analitiğe kadar seçebiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Yeter ki bizden film oluşturabilirim, parametrik değerliliğin, parametrik yapılarını nasıl oluşturabilirim, Revit çizim yapmak, Revit'le tasarım yapmak gerçekten çok kolay, unutmayalım. Ben bunu kullanıyorum, okey dedim, camı aldım, neler yapacağım mesela, bir tane cam buraya koyacağım, bakın hemen cam koydum, bir tanesi buraya, bir tanesi buraya, şöyle camlar koydum. Şimdi bu cam koydum, şurada bir şu nokta var, içerim dışarım olduğu gibi, bunlar tamamen tercih sizin, yani şöyle şunlardan da bakalım. Hemen gelelim ürünümüzün arka tarafından görelim camlarımızı. Nasıl olduğuyla ilgili bakalım camlarımız nasıl görünüyor. Hemen şöyle bakalım biraz daha yaklaşayım isterseniz sizler için. Camların neye benzediğini de görüyorum aynı zamanda. Hani 3'e 3 olduğunun 3'e 3, 6, 9 camların kasalı olduğundan iç şeyinden bahsettik. İçeriden görünüşü farklı, dışarıdan görünüşü farklı. Yani şu böyle görünüyor camın şeyi istersek. Şu muydu bakayım. Şöyle çevireyim bakayım. Tekrar modeli alayım tekrar. Şöyle olmasını isteyebiliriz. Yani istersen böyle durmasını sağlayabilirim. İstersen böyle durmasını sağlayabilirim. Tercih hakkı tamamen benim. Hani mermer tarafının ürünle ilgili olan kısmı tamamen bana ait. Onu nereden tıklıyorum? Ürünü tıklayayım hemen üzerine tıkarsam görecek halde. Mermer hepsini aynı hesapta. Tekrardan devam edeyim. Ürünü tıklayıp sağ click. Kresimo diyerek birbirine benzeyen camlar olduğunu. Bakın camı sadece duvara koyabiliyorum. Başka bir yere koymama izin vermeyecek zaten. Yani projede göreceksiniz. Site yani dış mekan tasarımlarını da yaparken de çok büyük projeden bahsedelim özellikle. Yani ciddi bir proje yapıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle sizin parametrik değerde vermediğinizi burada almayacak. Tekrar koymaya devam edelim. Camlarımı koyuyorum. Ortalayarak koyarken kendisi. Şuraya bir tane koydum. Bir tane şöyle şuraya koydum. Şu an dikkat ederek koyuyorum arkadaşlar. Şuraya koymayacağım. Evet koymayı düşünmüyorum. Şu an koymayacağım. Burada farklı çalışma yapmayı düşünüyorum şimdi. O nedenle böyle kalsın diyeceğim şimdi. Şu bu alan yeterli. Modelden bakalım tekrardan. Azıcık geri de gideyim ben size. Butonuyla orbit. Orbit nereden açılıyor sormuşlar. Orbit nereden oluyor? Hemen söyleyeyim. Orbit F8 tuşuyla kullanıyorum. Ben F8 tuşuyla kullanıyorum. Sizler istediğiniz tuşla kullanabilirsiniz. Ben F8'i Orbit olarak atadım. UN'de de UN komutunu kullandığım gibi. Hemen bir soru. Ya
ben bunları AutoCAD'de olduğu gibi değiştirebiliyor muyum? Yani kullandığım tuş takımını, tuşları özelleştirebiliyor muyum? Evet. Her türlü özelleştirebiliyorsun. Peki nereden yapıyorsun bunu? Hemen ondan bahsedeyim. Vivin altında, User Interface altında Keyboard Shortcuts, yani en kısa komutu kese olan kısa yol tuşun olduğu bir bölüm var. Buraya açabilirsiniz. Kendinize ait birçok şeyi modifiye edebilirsiniz. Mesela Search'ten UN dedim ben. UN geldi. Project menüsü UN olduğunu, Manager altında ve Settings ayarları bölümünde olduğunu söyledi. Ki görmüştük. Manager altında burada olduğunu, şurada bölüm var atarsınız. İsterseniz diyor ki yeni bir şey atayım buraya diyor. UN yerine UNN olduğuna bahsedebilirsiniz. Ah derseniz artık Project Gönüsü'nün iki anlamı olduğuna bahsedebilirsiniz. Bunları okey deyip burada kullanabilirsiniz. Örneğin ofiste tasarladınız. Kendinize ait bir kısa yol tuşlarınız var. Dışarıya götürmek istiyorsanız export ve import seçeneğini kullanabilirsiniz. İster dışarıya aktarabilirsiniz bunu, bu ürünü export ederek. Daha sonra da isterseniz import ederek içeri aktarabilirsiniz. Yani bu klavye kısa yol tuşları mükemmel çalışıyor diyebilirim. Herhangi bir konuda menüde aramak istediğiniz bir nokta var, bulamadığınız bir nokta var. Ne yapabilirsiniz? Ya ben bunu daha önce kullanmıştım, şimdi nerede diye. Buradan soruyu sorabilirsiniz. Yani mesela manage derseniz şuraya. Manage diye ilgili şeyler gelecektir. Özür dilerim, kapattım yanlışlıkla. Manage diye ilgili şeyler gelecektir. Mesela properties derseniz, pro derseniz vesaire. Ne varsa onunla ilgili hepsi gelecektir. Bol'la ilgili VA gibi şeyler. Mesela VA bu olmuş olduğu, A şirkette building, structure'ın altında olduğuna ilgili şeyler. Her şeyi buradan bakabilirsiniz. Yani kısa yol tuşları haricinde ürünün orijinin hangi tuşta, hangi toolbar'da ne işe yaradığını buradan bakabilirsiniz. Yani bunu aklınızdan çıkarmayın. Burayı çok çok kullanabilirsiniz. Şimdi devam edelim biz projemize. Bunu birinci katta yaptık. Camlarımızı birinci katta yaptık. İkinci katta da yapmamız lazım. Yani bizim ikinci katta bir camımız olması lazım. Onu 3 boyuttan yapalım ve güzel görüntü olsun. Şimdi burada neler yapılabilir? Az önce bir komut öğrenmiştik. Soyun komutu siz de kafanızda canlandırın. Ben bu camları yukarıya nasıl taşıyabilirim? Evet, kafanızda camları yukarı taşımaya ilgili sağ tıklayıp Select Instance'dan Visible View dersem görüntüdeki taşıyacak. Ben görüntüdeki camları yukarı taşımasını istemiyorum da bütün projedeki camları, birinci katta çizdiğim bütün camları, birinci katta az önce oluşturduğum bütün camları ikinci katta da oluşturmamak istiyorsam Inheritor Project, yani bütün birinci katta oluşturduğum camları seç. Copy, paste, select level, nereye? İkinci kata. İkinci kata az önce oluşturduğum bütün camları seçmesini istiyorum. Evet, yerden, yani kendinden yüksekte ikinci katta bütün camlarımı gördüğünüz gibi oluşturdum. Orbit'te dönelim. Şöyle bakalım. Baya baya güzel oldu. Baya baya şekil bir şey oldu. Ben beğendim bu cam olayını. Hoşuma da gitti. Gayet de iyiydi. Peki şurada bir cam eksiğim var. Burada bir cam eksiğim var. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Camları koydum. Burada hemen bu camın aynısından buraya koymam gerekiyor vesaire gibi. İstersen buradan da bakabilirim. Mesela görünüşlerden bakayım. Böyle. Bu cam bu camla ilgili mesela camı da buraya koyacağım. Bu camdan istersem şöyle Ctrl-C, Ctrl-V diyerek de şöyle oluşturabilirim. Hemen zaten alt tablası birbirine geldi. Rahatlıkla oluşturdum. İkinci katı da açtım. Şimdi evet, ikinci katta da var. Burada cam da var. Şöyle farklılık olsun, değişiklik olsun diye bunlardan biraz bahsedeyim. Ben bu duvarı istersem şöyle biraz geri çektim. Şu noktaya kadar çekmiş olayım. Evet. Şundan da biraz çekeyim. Şöyle evet, şu tarz bir şey yapacağım. Hani, dediğim gibi bana sonra göre bu böyle miydi, bu şöyle miydi, bu böyle miydi? Şundan bahsedeyim. Bir farklılık olsun diye uğraşıyorum. Bu tabanda bu da var. Floor plan. Burada da döşeme var. Hani aklınıza bulunsun. Üstte de var. Mesela bunun burada olmasını istemiyorum. Hani
çok soru geldiği için söylüyorum bununla ilgili. Buraya bir farklı bir şey yapacağım. Orbit'i şöyle bir hemen şey yapayım. Şuradan sizlere özür dilerim. Orbit tekrar. Orbit dedim. Ben bunun çatı katında olduğunu varsayıyorum. Burası böyle kalabilir. İstersen buraya şöyle farklı bir kesebilirim de. Onun için seçmem lazım yönü. Ürünü seçip ne diyebilirim? Edit Boundary diyebilirim. Ürünün seçilebilirliği ilgili. Hemen Pick Wall seçip şuradan bakın. Şuraya seçebilirim. Şunu ve şunu şöyle seçebilirim. Böyle oluşturabilirim veya gideyim çatı katına gelebilirim. Çatı katından da istersen şuradan düzeltmeleri yapabilirim. Gerekli düzeltmeleri buradan da yapabilirim. Şöyle yine pembe oldu. Okey dersem evet dediğimde şöyle bakalım. Kapatmadım mı? Onu merak ettim. Kapatmışım. Evet. Çatı katında şöyle bir şey oluşturabilirim. Dediğim gibi burada kapılarım vardı. Kapılarımı istersen değiştirebilirim. Burada bir kolok yapmayı düşünüyorum şimdi. Hemen de kolok da yapayım ki rahat edeyim. Hani kafanızda soru işareti kalmasın. Sürekli çünkü sorular geliyor bununla ilgili. Mesela birinci kartta bir tane yapalım. Şöyle bir kolok yapıyor olayım. Ne yapabilirim? Kolok bölümü için aşk kelimesinin altından Railing'e basıp Railing'den şöyle bir tane özür dilerim. Railing'e bastım. Şuradan şöyle bir tane ya da şöyle yapayım. Başlamadan önce 10 santim mi? Evet, 10 santim geri alayım şuradan. Şöyle tutarak yapacağım çünkü. Şöyle. Evet. Şöyle yapayım. Bunu da şuradan şöyle seçelim. Şöyle değişiklik olsun diye şöyle yapmaya çalıştım. Bunu da şuradan kapatayım. Kapattım. Şimdi dediğim gibi sketch oradan çıktım. Diğerlerine benzemiyordur değerlik yapmak. Nedir? Değerlik yaptığımızda ürün illa kapanması gerekmiyor. Çünkü adı üzerinde sonuçta bir malı stil olan bir şeyi bastım. Bir değerlik oluşturdu. Siz modelden bakalım şöyle. Şöyle bir yapı yaptı kendisi. Şöyle bir oluşturdum. Bunu da istersen yukarı taşıyabilirim. Railing'in, Railing'le ilgili biraz bahsedeyim. Railing'le ilgili neler yapılabiliyor? Railing 900 ve Railing 900 pipe olarak birkaç modeli var. Tercih hakkı bizim. İstersen direkt kolok terası şeklinde kullanabilirim. Hani tercih hakkı benim. 110 mm'de şöyle değişik bir şey yapabilirim. Şu 900 pipe olan iyi. Neler yapabilirim başka? Edit type deyip Railing'in ben değişiklikler yapmak istiyorum. Mesela Railing konusu inanılmaz bir konu. İnternette bununla ilgili 1,5 saat hatta canlıda 1,5-2 saat size balıstırlarla ilgili, railingle ilgili birçok şey anlatabilirim. Burada 5 kademin olduğunu söylüyor. 1, 2, 3, 4, 5. İstersen yeni bir şey ekleyebilirim. Bunlar da 10 santim, 30, 50, 70, 90 santim. Yani sıfırdan başlayarak şu arada 1, 2, 3, 4, 5 var ya. Bunların hepsinin yüksekliği var. Burada bir dişi değiştirebilirim. İstersen kategoriden, by kategoriden yani materyal atabilirim. Bunların hepsini, profillerini, her şeyini değiştirebileceğim bir 5 katmanlı rail hali 10, 30-50'şer yani 20'şer santim ayrı olduğu bir durum. İstersen bunu 90'lı 100-200-300 yapabilirim. Yani şu 5.sini bu eleman bağla değişecektir. Bu bizim elimizde olan bir şey. Duplicate edebilirim bunu. İstersen farklı bir noktada duplicate edip kullanabilirim. Silebilirim. Yukarı aşağı boyunu değiştirebilirim. Bu tercih hakkı benim. Yine balaster için edit deyip çok farklı start başlangıç orta noktası ve bitiş balasterı yani balaster dediğimiz şu şu çizginin oluşumundaki süreçten bahsediyorum. Bunu değiştirebilirsiniz. Bunlarla ilgili birçok şey yapılabilir. Veya üst şuradaki balasterın haricinde thickness değerleri, offset değerleri her şeyi değiştirebilir. Hani bunlarla ilgili bunlarla ilgili sürekli şey yapılabilir. Bunları da kullanabiliriz. Bunlarla ilgili de kullanabiliriz. Mesela 100 araları olmuş. Bunun aralarını istersen ben 50 dersem, bakın göreceksiniz şurada 50 dediğim, uygular dediğimde daha sıkı bir halde olacak. Daha sıkı halde çiziyor olacağız. Daha sıkı, daha farklı noktalarda tutuyor olacağız. Bunu da böyle olduğunu tahmin edebilirim. Buradan da istediğim kadar ürün şey yapabilirim.
Şimdi hemen hızlıca devam edeyim. Ben bu ürün böyle kalsın hızlıca. Bunu da yukarı taşıyacağım. Nasıl taşıyordum? Copy'yi, past, select level, ikinci kata, okey deyip taşıyabilirim. İstersen bölümün bir miktarını cam yapabilirim. Hani birçok şey, birçok değişken atayabilirim. Bununla ilgili hiç problem yok. Ya aklınıza Revit inanılmaz bir şey. Revit'te mesela duvar, window, cam dosyacında çatı, seyirlik planı oluşturmak gibi. Şu an sadece floor plan yaptık iki kata birden. Daha sonra curtain wall camlarla ilgili duvar camla yapabilir. Merdiven çizeceğiz. Olacaktır. Rampa şu an yok ama deneyebiliriz. Rampa için merdiven reylik yaptık. Modellerle ilgili uğraşabiliriz ama hemen ben çatı katında size bir tane de çok güzel, çok şahane bir çatı modelleyeyim. Hani Revit'te çatının nasıl olduğundan bahsedeyim. Çatıya geldik. Çatı için bahsedeyim. Çatı şu an yok gibi görünüyor. Aslında sorun yok. Bir yere şöyle bir açalım sizin için. Çatı modellemesi bizim bildiğimiz çatı modeli gibi. Yani aslında Lego olmasının avantajı şu, çatıyı da güzelce modelleyelim. Nereden modelleyelim? Çatı komutumuzdan, roof. Küçük bir hatırlatma, açılabilir tuşlardan. Sizden diyeceğim lütfen tuşa direkt basmayın. Yani direkt buna basmayın da. Roof'ta ne yapacaksınız onu seçin. Çünkü birçok yöntem var. Hani bir tane yöntem olmadığı için biz roof by footprint seçeceğiz. Bunu yapmak istiyoruz diye bunu yapacağız. Hani biz bunu yapacağımız için bu, ama orada direkt butona basmayın da neyse hani buton altında onu seçmeye çalışın. Çünkü bazen arkadaşlar şunu kaçırıyorlar. Orada sketch ortamında mı çizilmesi gerektiği, yoksa diğer hazırlanan kullanımcılıkla ilgili sorular var. Bunları atlamayalım. Hani bunları kaçırmayalım. Bunlar bizim işimize yarayacak şeyler. Bir çatı komutu hemen geldi. Aktif basic ball çatı dedi. Edit type deyip bunu duplicate edip değiştirebiliriz. Çatı 15, çatı 16, çatı 20 tercih hakkımızın. Structural'ını seçebiliriz. Çatının 15 olduğunu söylüyor. İstersen bunu az önce bahsetmiştim. Tıklısını değiştirebilirim. Bununla ilgili herhangi bir problem yok. Rengini, absorbesini, birçok şeyini istersen çatıya tıklandığı URL'e mi girsinler diyebilirim. Ondan bahsedebilirim. Ne yapacağız? Peak wall ile ilgili. Hemen peak wall, çünkü duvarlarımı göresin diyeceğim. Hemen şuradan başlayacak. Overhang çatıdan sarkmasını söyleyeceğim. 60 iyiydi. DefinOps Global'ı anlatacağım. Mesela şimdi buradan bastım. Bu çatı düz. DefinOps Global'ı basacağım şimdi. Yani çatıma eğim olduğunu söyleyecek. 30'luk bir eğim olduğunu söyleyecek. Ki ben her tarafta eğim olsun isteyeceğim şimdi birazdan. Üç tarafında çatıda eğim olduğunu görebiliyorum. Şöyle. Ama burada eğim yok. Hayır. İstersen burada tıklatıp DefinOps'u aktarabilir veya buradan da yapabilir. DefinOps'u eksik hale getirebilirim. Tercih hakkı tamamen benim. Yüzüne tıklamayla yapabilirim. Şimdi dört tarafı eğimli, 30 santim eğimli, 60 santim çatı kasvan bir şey olsun dedim. Şurası birleşmeni görüyorum. Neden birleşmiyor diye sonra gelirse, dediğim gibi peak wall seçeneğinden şuradaki peak wall'dan ben duvarları seçerek yaptım. Burada bir duvar yoktu. Alt tarafı da görmesi istemiyorum. Çünkü ben bir range'imi farklı şekilde ayarladım. Hemen buradan trim extend komutu ile buradan burasını alsın diyebilirim. Ne yapacaktık? Finish Edit Mode. Bastım. Bir çatı oluştuğunu söyleyecek bana. Hemen modelden bakalım. Evet. Oldukça farklı bir çatı. Birkaç tane farklı şey var çatıyla ilgili. Yani tam aslında sıfıra sıfır değil, daha farklı şeyler yapılabilirdi. Çatı için şöyle orbit yapalım. Farklı tasarımlardan bir tanesi. Şöyle basitçe bir ev tasarısı. Basitçe bir ev modeli yaptık. İstersen bunu kapatayım. Üzerinden tutup aşağı yukarı çekebilirim. Yani bu tamamen bana kalmış. Çatıyı böyle de yapabilirim. Çatıyı yükseltebilirim vesaire. Şöyle dikey de yapabilirim, uzatabilirim vesaire. Bunlar tamamen benim kullandığım modlar. Veya çatı ile ilgili şöyle yapalım. Yine çatıya girelim. Çatı ile ilgili tıkladığımda çok çok fazlaca örnek var. Edit footprint dediğimde çatının eğimi ile ilgili, level'ın işte daha karesel bir şey olduğu ile ilgili çok çok, yani bir dünya, şöyle söyleyeyim, inanılmaz bir durum. Şöyle söyleyebilirim. AutoCAD'den farklı ne var diye sorabilirsiniz buna. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok bilgi var. Siz ne kadar çok bilgi verirseniz o kadar çok fazla bilgi alabiliyorsunuz. Yani sizin belirlediğiniz oranlarda ürün sağladığını düşünürsek çok çok bilgi, çok çok kavram demek. Şimdi ilk önce bir şey oluşturduk. Zamanımız yetmiyor sürece, çünkü çok kısa da vaktimiz var. Çok fazla kişi
sohbet arasında bir şeyler soruyor. Farkındayım. Beklediğiniz şeyler var. Şimdi biz de oluşturduk. Materyal eklemeyi de gördük. Mesela daha neler yapılabilir? Hemen hızlıca onlardan bahsedeyim. Yetiştirebildiğim kadar hızlandırmaya çalışıyorum. Kapılar oluşturduk, merdiven oluşturduk. Bu projede ne eksik? Ondan bahsedeyim. Hemen şöyle birinci katta bizim, özür dilerim şöyle alalım. Birinci katta grid eksik. Grid vardı. AutoCAD bölümünden grid bölümüne bastık. Kısa komutu GL'ye. Şuradan mesela bir tane grid oluşturabiliriz. Herhangi bir grid bölümü için. Buna gelip dünkü gibi bir dersek herhalde birinci grid olduğunu anlayacaktır. Daha sonra bunu ne yapacağız? Sırasıyla kopyalayacağız. Bunu istersek şöyle create sağ tık create similar deyip nereye doğru buradan bir tane çizebiliriz. Hemen şu şeyden sonra ama istersek offset de atabiliriz. Kaç offset atacağız? 420 offset atacağız bunu. Hemen şuradan şöyle çat. Şöyle doğru. İkincisini yapabiliriz. Hemen diğerinden yapacağız. Ne yapacağız? Bunu saklı istersek uzun uzun yapıyorum ben siz daha aktif çalışın diye. Burada 300 olduğundan bahsedeceğiz. Mesela şuradan şöyle evet 300 olmuş. Bakayım hemen bir. Farklı olmuş. Evet farklıymış. Şuradan şöyle daha farklı bir şey olabilir. Bu da daha sonra sonuçta şöyle olacaktır muhtemelen. Crescimler deyip tam benim maliyatımı çalışıyorum. 420'ymiş. 420 olduğundan bahsetmiştik zaten. Daha önce de şöyle farklı farklı. Evet. Tasarımlarımıza bir bakayım ben. Nerede ne olmuş diye. Ya da şöyle yapabilirim. Şöyle ortaklarını almış oluyorum. Bu bilgiler sistemle ilgili sadece bu değil. Çok daha yani binlerce yöntem var. Bir tane yöntem yok. Aklınızda bulunsun. Bir tane bir şey çizdik bitti gibi değil. Daha birçok yöntem var grid yapmakla ilgili. Hani aklınızda olsun şöyle bir tane daha çizdim şöyle. Bunu 5 değil de A diyelim. Mümkünün hazıran A diyelim. Şöyle özür dilerim küçük olmuş. Bir A. Tekrar grid deyip şöyle. Böyle. Şunu daha sonra şöyle çekebilirim. Daha sonra C ve Y olacaktır. Boşuna ayarlamasını düzelmesini yapacağım sizlere. Şöyle bir yapıda var. Bu oluşturduğum grid aynı zamanda Ctrl-C diyelim. Bu arada özür dilerim. Nerede göreceğiz? Bütün elevation'larda da göreceğiz. Yani elevation'larda da oluşturduğum gridler görecek. Birçok grid yöntemi var. Birçok yöntem var bununla ilgili de. Bayağı bir aktif olarak kullanabiliriz. Hani bunlarla ilgili dediğim gibi bizler zaman içerisinde göreceğiz. Şöyle zoom diyelim. Evet. Şöyle yapayım ben. Şöyle istediğim gibi görünüşlerden seçebilirim. Tercih hakkı benim olacak. Şimdi buraya da geldik. Bu da tamam. Başka ne yapabiliriz? Bir grid sistemimiz var. Tepiş ekleyebiliriz. Birçok şey ekleyebiliriz. Kafamdakilerden bir tanesi hızlıca merdiven yapmak olacak. Kolon koymak. Kolonlarla ilgili şey var. Rampa ile ilgili oldukça soru gelecekti. Onlardan hepsini yapmaya çalışacağım ama daha neler yapılabilir ondan bahsedeyim. Ürün bir şekilde bir şeyler oluşturduk kafamızda şey var. Hemen şundan aklınıza gelsin. Bu ürünü şöyle 3D modeli alıp ne yapabilirim ondan bahsedeyim. Şöyle bir çevireyim ben. Şöyle ürünü çevireyim hızlıca. Bu ürünün en çok benim için önemli şeyler bir tanesi şu olacaktır. Sizin de aynı şekilde içindeki tasarımı da görmek isteyeceksiniz. Ne yapmanız lazım? Properties penceresinden Section Box bölümü bastığımda bir box haline gelecek görünmesi için. Böyle sağ tıkladığımda bakın tıkladım ve nasıl oldu? Farklı bir hal aldı. Şuradan tutma noktasında maviler yandı. Şurada maviler var bakın. Mavilerden tuttum. Az geri çektim. Bakın chest'i yapının
bu halini kesti. İstersen bunu kaydedebilirim. Section Box 1 bunu saklayıp yapıp bu haline duplicate deyip şuraya da istersen rename halini rename'de ne diyebilirim? B01 diyebilirim. Şu an bunu da kullanabilirim. Yani tekrardan tilt moduna gelebilirim. Tilt modları görebilirim. Şöyle çünkü daha kapatmadım bu arada, özür dilerim. İsim hali görebilirim. Bunu şöyle tıklayıp istersem şuradan da daha küçük halde görme şansım var. Tamamen ürünler benim inisiyatifimde, benim kullanımımda kaynaklı, tercih hakkı bana ait. Bu halde 3D modeldeyken ben tekrardan section box'ı kapatırsam ürünüm benim hangi halde duracak? Bu halde duracak. F8 orbit dedim. Daha sonra D01'e geldim. D01'de nasıl halde kaldı? Section box takılı halde kaldığı için bu görünecek. Benim o 3D modelim böyle. Bir hızlıca sorulardan bir tanesi geliyor. Yani soruyu geliyorken sorduğunuz tahmin ettiklerinden bir tanesi geliyor şu an. Bu ürün tamamen section box oldu. Vesaire bir şey oldu. Bir de şurada çerçevenin boyutlarına göre bu 1/100 proje. Mesela şu 1/20 desem balonların, aks balonlarının daha ufaldığını göreceğiz. Veya işte 1/1000 desem daha büyük halde olacak. Böyle büyük olmasının bir sebebi yok. Belli bir ölçeği vardır. Her ürünün, her şeyin böyle bir ölçeği var. Unutmayın. Ben 1/100'e çiziyorum şu an her şeyi. 1/100 olarak algıladım. Bunlar tercihli sizin. Şöyle geri geleyim. Şöyle yapıp ben çeşitim. Başka ne var? Bir de şurada çok dikkat eden bir konu vardı. Crop view var. Crop, show crop view var. Crop view benim görüntü ayarım demek. Şu çok büyük. Bunu hemen bilelim, küçültmem gerekiyor. İster çekerek küçültürüm, istersen edit crop. Yani crop'u edit diyebilirim. Bu tercih hakkı bana kalmış. Ben mesela bu ürünü biraz daha crop'lu hale getirebilirim. Şöyle küçük bir şey yapayım. Yarınki sunumumuza devam edeceğiz. Yarınki sunumumuzda bu evin dışarıdan nasıl güzel görsel olduğunu hepsinden bahsediyor olacağız. Hepsinden rahatlıkla bahsediyor olacağız. Hepsinden anlatıyor olacağız. Daha sonra yine modeli aldım. Yani daha ne var, ne var ne yok ondan bahsedelim. Bir de sunpad olayı var. Sunpad 10 desem hemen hızlıca şu güneş analizi var. Bu güneş analizi istediğim gibi çekebiliyorum. Yani ürünün gölge açısıyla ilgili ne var ne yoksa her şeyi seçebilirim. Mesela şurada bakın. F8 butonuna basayım. Bu konu çok gündeme gelmişti. Şöyle bastım. Bu ürünün sunpad ayarı, şu kapatayım. Gündüz ve gece olarak değiştirebiliyor. İstersem şöyle yaparsam bakın buradan vuracak. Başka ne yapabilirim bununla ilgili? Şöyle az daha, hatta bunu istersem şöyle yatırabilirim. Gün ay döngüsüne göre. Bir de sun settings. Yani ayarlarım var. Single olduğundan bahsedebilirim. Lokasyonumun Ankara Türkiye olduğunu, istersen web, internetim varsa internet ortamından da her türlü seçebilirim. Date'ini ayarlayabilirim, saatini ayarlayabilirim. Date'i bugün işte değil de işte dünün hangisiyse saat sabah işte 21 değil de sabah 09 olsa herhalde daha farklı olacak. 09'dan 21'e kadar desem, okey desem sabahki haline alacak. Sabah güneş bu eve böyle doğuyormuş. Onu görmüş olduk. F8'e orbit diyelim. Hani evin doğuş yönüne göre böyle sabah saatinde güzel bir noktaymış evi. Onu fark edelim. Burada gerçek proje notu bu değildir. Bunun bir de proje notu ayarlanması gerekiyor. Hani ondan bahsedelim. Son 20 dakika birazdan bitireceğim, hızlandıracağım konuyu. Sonra sorularınızı alacağım mümkün mertebe. Hemen birinci katta gelelim tekrardan. Başka ne var? Ha, bir room tech olayı var. Onu çok sormuşlardı. Devam edeceğim. Vaktim kaldıkça bir şeyler yapmaya. Room tech'ten devam edeyim. Mesela tag room dedim. Bir de tag room'larla ilgili bir şey var. Hemen ondan bahsedeyim. Geri gelelim. Room dedim. Bir room belirleyeceğim kendime. Mesela bu bir tane room bıraktım buraya. Room 01, şurada room 02, room 03, 04, 05 gibi bırakacağım. Şunlar yeterli benim için. Daha sonra bu roomlara işte 01, normalde bunlar ne demem lazım? Oda 1, işte oda 01. Şöyle hemen işte burası
merdiven çizmedik bu arada. Merdiven çizeceğim muhtemelen farklı bir konusa. Merdiven 0. katta olduğu için bir yazılımla buraya oda 202 diyelim. Buraya oda 03 diyelim. Buraya da oda 04 diyelim. Böyle bir odalanma olsun. Peki bunlar ne işe yarayacak? Çıktılardan bahsedeyim biraz. Bunları istediğiniz gibi düzenliyorsunuz. Burada birkaç oda yaptık. Diğerini yapmadık. 5 tane oda tanımladık. Odayı da ne yapmamız lazım? Dışarıya aktarmamız lazım. Mesela ne yapabiliriz? Hemen ondan bahsedeyim. Mesleklerini de hemen şöyle hızlıca bakayım. Benim birkaç tane şey olduğu için çalışma ortamım. Color Fill bölümü var. Color Fill ne işe yarıyor? Bakın bastığımda benim şu az önce oluşturduğum Color Fill'e hemen gideyim. Anotep'ten girdim ama başka yerlerde analizde falan vardı bu Color Fill bölümü. Color Fill'den Color Fill Legend seçtim. Legend oluşturma seçtim. Room tek'e göre oda 1, merdiven 01, oda 02'ye göre ne yaptı? Şuradan bakalım. Şöyle seçeyim. Şurada sırasıyla hepsinin rengine göre oluşturdu. Başka bir şey yapsam, mesela buraya başka bir isim yazsam onu alacak. Odanın şeyine gidiyor. Hayır diyelim. Pimlesine gitmesini istemiyorum. Hızlıca. Bu odanın da aynı zamanda diyebilirim ki show arayasını göster. Arayasını gösterecek bana. Evet. Odanın kaç metre ise onları da gösterecek. Kaçar metre ise kaç metre karesi özür dilerim. Kaç metre karesi bu odaların metre karesini gösterecektir. Oda 01, oda 01'in metrekaresi bu. Birinci odanın 10'u, merdivenin 983. Yani lejant oluşturmakla ilgili böyle uzun uzun hal anlatabiliriz. Bu da lejant, bu kata aitti. İstersen ben bunu edit şema tıklayayım. İstediğim kadar room lejant işte isimden her şey veya buradan bütün her şey yapabilirim. Tercih hakkı benim. Hani istediğim gibi de düzenleyelim, istediğim gibi oluşturabilirim bu konuyla ilgili. Bunun ajantı. Bu tamamen bana kalmış durumda. Hemen kısaca bir de bunu size son evet hız mail geldi. Hemen şöyle yapayım. Bir de bunu size şey ortamından alayım. Sheet alayım. Bir tane sheet alayım hızlıca. Çıkı da görmüş olalım. Mesela sheet ile ilgili çok güzel böyle şeyler var. Sheet almayla layer ile ilgili özellikle bakalım burada sizin bölümünüzde nerede diye bakıyorum. Bakayım, evet, Vim'in altına koymuşlar. Bu da evet, Vim'in altında sheet alma var. Sheet ile ilgili bastım. Burada hemen A1 metric lan bölüm var. Hani seçebilir. İstersen load'dan farklı sheetler yükleyebilirim. Bunlar da tamamen bana kalmış. Hani İstediğim kadar yükleyebilirim. Ben mesela bir tane A0 metrik yükleyeyim şuradan. Open diyeyim. Atıyorum. Veya A1 metrik diyebilirim. Hani okey dedim. Şurada bir tane Outlast Levit'e ait bir tane sheet var. Ben gelip buna birinci katı şöyle sheet'in içine doğru atarsam birinci katı şöyle atarsam rahatlıkla gelecektir. Evet. Bu arada sheet için küçükken yukarı çektim. Bakalım nasıl gelecek. Evet. Şöyle gelecekti. Muhtemelen diye söylüyorum. Evet. Bu dış çerçevenin nasıl oluştuğu gibi söyleyeyim. Dış çerçeve şu an benim birinci kattaki şu çerçeveyle ilgili. Benim bunu küçültmem lazım biraz daha. Küçültmek için vakit kaybetmiyorum. Son 15 dakika soru cevap alacağım artık arkadaşlar. Sheet'in de oluşumuna göre göstermiş olayım. Devamını da size daha sonra şeyde yaparım. Böylece sheet şöyle yapayım. Sheet'i böyle almış olayım. Bir çift sayfasını da böyle oluşturabilirim. Ctrl-P'ye çift alabilirim. Evet. Ctrl-S dedim. Ve artık arkadaşlar son 15 dakikaymış. Hemen şey geldi. Soru cevabınızı buradan ben okuyayım ve aynı zamanda soru cevap şeklinde alalım. Hızlandırmış şekilde. Neden giriş yapamıyorum denmiş. Hayırlı akşamlar. Dünkü programı kaçırdım. Kaydı indirme şansınız var mı demiş bir arkadaşımız. Evet, kaydınızı hafta içi
Tekette ilgili olan bölümü hafta içi Olcay Bey, Olcay Türk Bey sayfaya koyacaktır. Hafta içi de bu şeyleri bir hafta sonra veya izleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Robot ile bütünleşik mi çalışıyor yoksa programlar mı? Robot ile bütünleşik çalışması şöyle. Robot Structural'da Structural çok iyi çalışıyor. Bütünleşik mi çalışıyor? Evet. Bütünleşik ama sizin çok ciddi anlamda bir çalışma yapmanız lazım arka tarafta. Arka planda robotun şeyini ayarlamanız lazım. Aklınızda bulunsun. Hocam nerede bitti? Çizim yapıyoruz. Uygulama çiziyoruz. Fakat devletin bazı sıkıntı oluyor. Kaan Bey için söylüyorum. Bu konu uzun uzun tartışılabilecek bir noktada. Devletin çok sıkıntısı olduğunu ben de kabul edebilirim. Ama biz sıkıntıyı aşmak için buradayız. Aklınıza takılan bir şey olursa forumdan bize ulaşabilirsiniz. Otobüs Türkiye toplu forumundan. Çünkü evet haklısınız. Birçok sıkıntı var. Bunları çözmek, bunları çözüme ulaşmak bizim elimizde. El ele verip konuyu çözelim. Revit'teki çizimi sunumlara nasıl ekleriz diyor. Revit'te bir çizim yaptığımızda hiç gördüm bilmiyorum kim sormuş Hilal Hanım. Şöyle bir durum var. Revit'te bir şey çizdiniz. Şuradan kamera butonuna kamera ekleyebiliriz. Onu ders anlatmıştım. Bir tane izleyebilirsin. Kamera eklediğimizde Revit'in içerisinde export bölümünde göreceksin ki şurada yaptığın çizimi imaj ve animasyon mesela animasyon yaptıysan animasyon imaj çalışırsa imaj ekleyebilirsin. Her türlü şey buradan yapılabilir. Yani tercih hakkı senindir. Bununla ilgili çalışmaları birlikte şey yapabiliriz. Abdurrahman ve ses kit demiş. Herhalde gelmiştir diye tahmin ediyorum. Hilal'ın cevabı iyidir diye tahmin ediyorum. Muhsin Bey'in sorusuna bakayım ben. Sen biraz zaman verip Revit'lerin kanayan yarası duvar sıva birleşimini kolon familyasını oluşturabilir misiniz? Family oluşturmayı ben çok Merdivensin'de Family Oluşumu çok güzel ama vakitte bir program vardı. Ama sizler için bu hafta bir sunum hazırlayayım. Otobüs Türkiye toplu foruma girip Muhsin Bey için konuşuyorum şu an. Orada duvar sıva birleşimiyle ilgili bir kolon familyası oluşturmak ile ilgili sohbet edelim. Oradan ben size nasıl family oluşturduğunuzu anlatayım. Oradan devam edelim. Yusuf Bey demiş. Dünkü çizimi taban olarak kullanabilir miyiz? Evet. Taban olarak dünkü çizimi kullanabilirdik. Çok da iyi olabilir. Linkle çağırabilirdik. Ama ben buradan çağırmayı tercih ettim. Onu da şöyle yapıyorsun. Bir projedeyken bahsedeyim. Atıyorum. Şöyle yapabilir miyim bilmiyorum. Insert deyip link chat dediğinde arkada planda link chat'ten desktop AutoCAD evet mimarinin orijinal haline çağırırsan bundan devam edebilirsin. Tek dikkat etmen gerekirsen Yusuf kardeşim şundan bahsedeyim. Bu ürünü çağırdığında Units'e dikkat. Units'e dikkat. Bir de şurada evet pozisyon bölümü var ya mutlaka orijinal olması lazım. Yani AutoCAD'den bir şekilde orijinal çağırınca otomatik olarak çizmeye devam edebilirsin. Hiç problem yoktur. Kapı tasarımı tamamen vizyal şekilde miydi? Anlatmıştım. Kapı tasarımı tamamen vizyal şekilde yapılabilir. Yani ne kadar çok kapı, örneğin kapıyla ilgili her türlü tasarım biz yapabiliriz. Bir film oluşturabiliriz veya kapıya dokunursak şöyle tıklayabildim mi? Evet tıklayabildim. Edit type'ına girip şuradan istediğim gibi şeyi oluşturabilirim. Kapının bütün thickness değerinden boyuna yüksekliğine her şey bana ait. Yani değiştirebilirim. Yeni bir şey duplike edip oluşturabilirim. İlhan Hanım için konuşuyorum şu an. Kaan Bey'in kalem kalınlığı ilgili evet ondan bahsedeyim biraz size kalem kalınlığı ile ilgili sohbet edelim. Hazır vaktimiz varken şurada üst bölümde bir thinline bölüm var. Ekranı biraz yaklaştırayım size. Özür dilerim. Hemen hızlıca Kaan Bey'e soruşu için devam edeyim. Zoom yapalım. Şu ikinci kata yapalım hatta daha şey olur size. Evet. Kalem kalınlığı şurada baktıysanız şurada bakın thickness var. Bizdeki thinline yani. Thinline'ın kalem kalınlığı ilgili bir durum var. Kalem kalınlığı buradan bakabiliriz. Peki nereden ayarlayabiliriz? Ondan bahsedeyim. Manage başlığı altında Object Style bölümü vardır muhtemelen. Evet. Kalem kalınlığı mesela bir duvar çiziyorsak duvarlar için kalem kalınlığını şuradan şöyle çekeyim aşağı doğru. Wall için 3 olduğu görünüyor. Hani 3 nolu kalem kalınlığı olduğu görünüyor. Biz bunu 16 tane sabitli kalem kalınlığı var. Değiştirebiliriz. Hani bununla ilgili bir şey sorun olmasın. Peki nereden değiştirebiliriz? Hani ondan bahsedeyim.
buradan şeye bakıyorum, burada özür dilerim. Gol 2-3 çeken problem olabiliyor. Özür dilerim. Şöyle bakayım ben bir. Burada olması lazım diye düşünüyorum ama. Şu an ekranım küçüldüğü için göremiyorum. Ama buradan devam edeceğim muhtemelen. Bir dakika sonra size bahsedebilirim Kaan Bey bu konuyla ilgili. Ama Team Lions olmayı unutmayın. 16 farklı ek olmayı unutmayın. Onunla ilgili size çok yetenek size bahsedeceğim. Başka neler varmış? Ciddi sorular var. Onlarla biraz yoğunlaşayım. Dynamo Ligi ders yapmayı düşünüyor muyum? Dynamo Ligi ders yapabilirim ama sadece size yapmış olurum. Yani Dynamo şu an bizim için çok yeni bir konu. Dynamo için kafanızda bir şey varsa bir tasarlayabiliriz ama özel ders yapmayı düşünmüyorum şu an için. Birçok şey var Kaan Bey. Revit'ten AutoCAD'e, AutoCAD'ten transfer için şöyle söyleyeyim Kaan Bey, birçok şey var. Yani aklımda yani şu an nasıl cevaplayacağım ama Revit'ten çizdiğim bir projeyi AutoCAD'e transfer ettiğinde her şey renkli oluyor. Sen renk ayarlarsan renkli olur. Renklerin hepsini tanımlaman lazım. Orada anlatman lazım ona. Visibility Graphic'ten bahsedeyim. VG butonundan. Şöyle özür dilerim. Visibility Graphic'ten buradan senin her şeyi anlatman lazım ona. Filtre etmen lazım, kategori etmen lazım. Birçok şey var. Bunlarla ilgili ürünlerin renklerine, transparanlık hepsini ayarlayabilirsin. AutoCAD aktardığında ne olsun, ne görünsün ne diyebilirsin. Hani bunlar çok uzun uzun anlatması gereken konular. Hemen anlatabileceğim bir şey değil. İki oda arasında camekan yapabilir misiniz? İki oda arasında camekan yapılabilir mi? Tabii ki bunun cam duvar, yani kapı yerine cam duvar koyarsan cam olur. Araya boşluk bırakmak istersen boşluk olur. İlhan Hanım için konuşuyorum. Mesela gidip kapı yerine boş cam koyarsan cam şey istersen camekan olur. Neden olmasın? Veya gidip şuradan bahsedeyim. Şurayı açmak istersen Vol deyip şurayı şöyle evet şurayı açabilirsin. Bu tercih hakkı senin. Cam ekran olsun da diyebilirsin. Şimdi bunu daha yakından görmek istiyorsan kamera butonundan şöyle şu tarafa doğru evet sahneni şöyle görebilirsin. Şöyle düşüneyim biraz daha. Burası cam ekran da koyabilirsin. Family olarak. Her şeyi yapabilirsin. Tercih hakkı tamamen senin elinde. Şöyle rengini değiştireyim hatta size. Şöyle diyeyim. Evet kapı vardı. Kapı haricinde bir boşluk oluşturdum. Azıcık boşluk kapı birinci kattan, ikinci katta bile. Evet ikinci kattan görebilirsiniz. Tercih hakkı tamamen sizin. Kolon ve kiliş uygulaması yapabilir miyiz? Yaptık, kolon koyduk. Ha, yapılabilir. Neden yapılmasın? Ama şu an değil. Hilal Hanım sormuş, Create Simulator Revit'te form uygulanabilir mi? Evet uygulanabilir. Baca eklemek mümkün mü? Baca da eklenebilir. Kolon kiliş de koyacak mısınız? Koymayacağım. Kolon kiliş koymayacağım olsun bir. Şu an vaktim yetmeyecek çünkü ona. Revit'te yönetmelik ekleyebiliyor musunuz? Evet, Revit'te çok fazla yönetmelik eklenebiliyor. Ya bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Sorduğu sorular çok güzel ama vakit 2 saat yetmeyecek. Ya bunun devamını yapmamız lazım arkadaşlar. Sizin talepleriniz bizi buraya sürecektir. Biz daha fazla şeyler ama mesela birçok kişinin Hilal Hanım'ın sorularıyla ilgili çok şey yapılabilir. Abdurrahman Bey'in de aynı şekilde. Kaan Bey'in birçok yani sizin sorunuz çok güzel. Bunları yapılabilir evet ama 2 saat topu topu hani soru ayrı bir bölüm. Çizme kalbi bölümümüz çizime ayırmadık ama bir daha yaptığımızda talepler doğrusu olacaktır. Her türlü sorunuzu cevap verebilirim. Dediğim gibi devam edelim. Ha, Arda Bey mesela yazmış. 3D Max ile tam uyumlu çalışıyor mu? Zaten Revit ve Max birbirinin
kardeş programları, yani yarın göreceksiniz. Yarın 14-16 arasında Max'i izlemeyi unutmayın. Serdar Hakan Düzgören ile birlikte yarın 2 saat boyunca göreceksiniz ki Revit'te sunum nasıl yapılıyor. Revit'te pardon, Max'te sunum nasıl yapılıyor. Max'in post production'ları çok iyi. Yani unutmayın, Max, Revit ve kardeşim program mükemmel uyumu var. Mükemmel görüntü tasarım oluşturabiliyor. Muhsin Bey'in konusunu, kanayan yara konusu için katılıyorum. Bununla ilgili uzun uzun sohbet edebiliriz. Bana ulaşmanız yeterli Muhsin Bey. Sizin tüm dertlerinizi hem bu platformlardan hem de diğer platformlardan yazacağım mutlaka. Revit'ten AutoCAD'e çizim atılabilir mi? Evet. Şurada bir bölüm göreceksiniz. CAD format dediğinizde, DWG dediğinizde size DWG hali atlı bir hali görecek. Hangi ekrandaysanız onu dışarıya DWG export edebilirsiniz. Revit'ten AutoCAD'e çizim atılabilir. Neden atılmasın Hilal Hanım? Muhsin Bey cevabı, konuşalım bu konuyu Muhsin Bey. Hafta içi konusunu en kısa zamanda çözelim birlikte. İleriye dersler de olacaktır. Sizin tabiriniz olursa tabii ki olacak. Grubun özelliklerini değiştirmeniz lazım. Bir gruptan tabii ki bunu sağ klik yapıp Selecol'dan Visibility ve proje göre seçebiliyoruz. Bunu gruptan çıkarmaya ilgili Mehmet Aydın Bey'e sorusu. Bunu farklı bir şey diyebiliriz. Bunu tekrardan burada edit type'ını değiştirirsek bir içerik çıkartabiliriz. Ama grup değişimlerle ilgili bir tablette arka tarafta bir şey oluşturabiliriz sizin için. Yani sizin adınızda güzel bir şey yapabiliriz. Kaan Bey konusu için, Kaan Bey bununla ilgili mutlaka ulaşın. Siz anladığım kadarıyla iyi bir Dynamo konusu istiyorsunuz. Otomasyoncusunuz anladığım üzere. Evet. Benim de otomasyonla ilgili çok çizici çalışmalar var. Ben bir elektrik üzerine daha çok yoğunlaşmıştım. Birlikte yapabiliriz. Tamam, Dynamo konusu için bir şey ayarlayalım. Kaan Bey, Muhsin Bey çok sevdim. Hilal Hanım, ben teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Size iyi akşamlar. İlerleyeceğim derslerde eğilirse duvarlı bina modelci misiniz? Ha evet, ilerleyen derslerde eğilsel duvar modelci misiniz? Evet, modelleyeceğim ama bunun forumda yaptım Hilal Hanım. Forumda da göreceksiniz. Çok fazla şey var. Yani model var. Evet arkadaşlar, kapatmak zorundayız. Bu arada çok özür dileyerek söyleyeyim. Kapatmak zorundayız. Konuları toparlayalım. Dün AutoCAD'de proje geliştirdik. Bugün geliştirdiğimiz projeyi Revit'te son sunum haline getirdik sizler için. Bugün dersimiz 10-22 arasındaydı. Yarın Max'te devam edeceğiz. Muhsin Bey'in son sorusu Ceyhun Hürcan. Adım Ceyhun, soyadım Hürcan. Yarınki dersimiz 14-16 arasında Max ile ilgili konuyu kaçırmayalım. Bu modellediğimizi yarın gösterileceğiz ama Revit ile ilgili aklınıza kalan her soruyu ben cevaplamaya forumdan ve ceynurcan.com üzerinden yanıtlamaya çalışacağım. Bana internet adresime ulaşabilirsiniz. Facebook'tan, Twitter'dan her yerde sizler için varım. Yani istediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Her zaman haftanın 24 saat birlikteyiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizlerle birlikte varız. Yani aklınızda bulunsun. Sizlerle birlikte beraber çalışacak, beraber yürürüz. Ünal Bay'ın son sorusu gelmiş. Ona cevaplayayım. Merdiven kolon kilise oluşturulur gibi mi oluşturacağız? Hayır. Hepsi birbirinden farklı konular. Aklınızda bulunsun. Kolon kilise konuları farklıdır. Merdiven konuları farklıdır. Hani her bir olan bir familidir. Family özelliklerine göre değiştireceğiz. Dikkat edelim. Hayır. Kapı gibi değil. Yo. Karıştırma Ünal Bey. Hepsi birbirinden farklı şeyler. Bunlarla ilgili anlatacağım. Güzel bir 2 saat geçirdik. Hatta güzel bir 4 saat diyelim. 3 günlük şöleneyim. 2 günü bugün bitti. Bugün 2 günlük şöleneyi tamamladık. Yarın 2 saat Max arkadaşım devam edecek. Ünal Bey, Muhsin Bey, Kaan Bey ve diğer canım Abdurrahman Bey gibi sayamadığımız hepsine teşekkür ederim. Konunun devamı olacak. Devam edeceğiz bunlara. Ama bu haftalık müsaadenizi isteyelim. Yarın Max'le arkadaşıma devam edeceğim. Max'le Serdar Kancı'yla arkadaşıma anlatacak. Ben Ceyhun Hocam. Bugünlük bu kadardı.
sorularınızı arka planda sorabilirsiniz. Devam edebiliriz. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.